İyi geceler arkadaşlar. Bir Sözde Futbol akşamında daha herkese merhabalar. Kıyafetler koptu. Gerçekten sezonun en önemli maçlarından biriydi. Okan abi inanılmaz moralli. Emre abi dertli. Evren abi keyifli. İnanılmaz bir akşam. Samet ver, geniş ver. Geniş ver. Ya şu açıyı, şu her içimlerimizi al. İçimlerimizi al. Bir düzelt, bir dakika, orayı düzelt. Buyur Evren abi. Düzelt. Dört saat sorun yok. Buyur abi. İncindin mi bebeğim? Ya. Tamam, güzel. Okan abi inanılmaz keyifli. Ay arkadaş. Bak kardeş. Bak. Forması i̇şte. Bile o sahada algılara, dizaynlara, hakemlere rağmen çıkıyor. Vay. Çatır çatır 4'te, 5'te, 6'da atar. Helal olsun Kartalım sana. Helal olsun Beşiktaş'ım. Kara Kartal yüksekten uçar. Beşiktaş tebrik ediyoruz. Gerçekten Beşiktaş'a tebrik ediyorum. Samet gel dörtlüğü. Beşiktaş tebrik ediyorum. İşte Beşiktaş forması. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Galatasaray şampiyon. Abi dur. Bu akşam Beşiktaş'ın akşamı. Penaltılar, kırmızı kartlar, çıkıp adam gibi müthiş futbol oynayanlar. Her iki takım adına da söylüyorum. Hoca hataları, hocalı tecrübeleri, taraftar tepkileri, reaksiyonları, her şey var. Bugün futbol adına her şey var. Bakın, abartmıyorum. 100 yıllık futbol tarihimizde, belki 120 yıllık futbol tarihimizde neyse, kritik akşamlardan 3-5 maçtan bir tanesi. Okan abi tabii bu akşam seninle başlamamız yok, lazım. Yok, ev sahibiyle başla. Bakalım ev sahibi morali kişiyi, çok bozuk. Ben kasama öğreniyorum. Ben bir kişiyi tuttuğu takımın formasını vermeyi ihmal etmiyoruz. Buyur Okan abi, seninle başlayalım. Ya şunu söyleyeyim, bugün şov vardı. Sonra şov vardı. Daha önce nasıl yani? Yo, şov vardı abi yani. Şov resmen sağ içinde şov vardı. Deplasmanda çıktı Fenerbahçe eze eze bileğinin gücüyle her şeyiyle çıkıp mücadele etti. Hakemlere rağmen, varın başındaki hakeme rağmen, dizaynlara rağmen, algılara rağmen Beşiktaş çıktı. Alnının teriyle 10 kişi yani. Baktılar abi Beşiktaş'a. 11 kişi sahada, 11 yenemeyecekler. 10 kişi bırakalım dediler ama çıktı Beşiktaş 10 kişiyle. 4 tane attı. 5 de yapabilirdi, 6 da yapabilirdi. 7 de olabilir. 7 de olabilir. Birkaç bir işim var yine. Bir haber aldım. Bir haber aldım bu arada. Şenol Güneş abi. Şenol Güneş bakmış ki Tayyip'in sakatlığından sonra biz demiş. Bir dakika. Şey yapan bir ciddi bir haber abi. Hemen gireceğim abi. Bakmış ki çok varlık gösteremiyoruz. Valentin'i oyuna almış. 10 kişi kal Beşiktaş gibi oynayalım demiş. Baba bugün ben var. Başlayayım konuşma i̇şte abi. Bugün ama herkes çok güzel abi. Kendin gülüyorsun. Bışar, bugün ben sana bir şey söyleyeyim. Bugün hakikaten bütün Beşiktaş futbolcu alnından öpeyim. Şenol Hoca'nın alnından öpmemiz gerekiyor. Gerçekten Kadıköy'de 40 kişinin önünde 10 kişi kalıp da yani bu skoru 6 da olabilir, tarih farklı yapabilirdi. Aynı Galatasaray gibi Beşiktaş'ın elinden kaçtı bugün Fenerbahçe. Yani tarih farktan elinden kaçtı. Yani bugün Cengi, Abu Bakar'ı zaman zaman tam gol kaçırdı ama Redmond'u sonradan oyuna giren, gerideki Necip'i, kalecisi Mert'i, sağ taraftaki Onur'u, sol taraftaki Masuak, orta sahada Salih, kim varsa muazzam işler yaptı. Muazzam, her şeyini yüreğini koydular ama ben sadece şunu söyleyeceğim. Hiçbir zaman kardeşim sağ içinde yaşanan olaylar ne olursa olsun kazanmasına rağmen Beşiktaş daha önce bu çok önemli bir şey. Daha önce elinde mikrofonla havalimanlarında adalet arayanlar bakanı bugün de söyleyecek. Oo, bunu tweet atalım. Penaltı pozisyonuyla. Tamam acil. Bakın bunu tweet atalım. Mikrofonla elinde megafonla adalet arayanlar bugün neler söyleyecek adalet Emre abi? Adalet pozisyonuyla ilgili. Top sende abi. Oha, Emre çok sinirli ha. Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Of, bunu da tweet atalım. Emre Bol 2.3 üstte. Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Abi sen bırak da tweet'e atan atsın ya. Ne zor tweet atalım diyorsun ya. Ben anlamadım. İzin mi abi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Evet abi. Teşekkür ederim. Gerçekten 10 kişi kalmana rağmen zaten Fenerbahçe taraftarı da Beşiktaş takımına gereken güzelliği yaptı. Alkışladı. Göllerden sonra alkışladılar. Oyundan çıkarken alkışladılar. Özellikle Cenk'i. İnanılmaz bir alkış vardı Fenerbahçe stadyumunda. Şöyle bir şey var. Fenerbahçe taraftarı bunları hak etmiyor güzel kardeşim. %100. Maç başlar başlamaz. Maç başlamadan önce biliyorsun beraber iftar yaptık. Evet. Çok güzeldi. Beraber iftar yaptık. Bir tane tweet attım. Yakıştı mı arkadaşlar? Oo. Abi vallahi çok yakıştı. Yemin ediyorum. Vallahi. İkincilik yakıştı size. Nerede abi belli olmaz. İçeride tutacağım. Bu köprünün altında daha çok. Ona da umutlanmış. Bir tane tweet attım.
kadroyu görür görmez bir tane tweet attım. Evet abi, eyvah dedi. Eyvah diye bir tweet attım. Şeyler bakabilirler. İzleyicilerimiz bakabilirler. Şimdi bir insanın aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemesine ne denirdi abi? Vallahi abi. Hayalet. Hayal. Salaklık dedi. Ben aptallık diyecektim, sen salaklık dedin abi. Hayal. Salaklık dedi. Bravo abi. Yani bir insan sürekli aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar bekliyorsa bunun adı aptallıktır. Başka bunun bir adı yok. Yüz abi. Bravo. Şimdi bak güzel kardeşim. Sen bütün önemli reisi maçlarda üçlü savunmayla çıkmışsın değil mi sahaya? Evet. Bu üçlü savunmayla çıktığın maçlarda özellikle derbi karşılaşmalarında gol dahi atamamışsın. Allah'tan bugün iki tane gol attın. Evet. Bir de penaltı var. Onu da sayarsak 3 olur abi. Yani 3 atamadın. Hani Allah'tan bugün gol attın. Gol attın tabii. Ne yapmak istiyor Jesus? Evine gitmek istiyor. Gitti zaten. Bu adam evini özlemiş. Bu adam... Üşüyordu zaten. Ya bu adam... Ya bir şey söyleyeceğim. Yani inatçılık, inatçılığın zirvesi adam ya, zirvesi. Ukalalığın, bravo, inatçılığın zirvesi adam. Biz bu adamı çok pohpolladık. Adam kendine futbolu ben icat ettim zannetti. Bravo abi. Bravo abi. Tamam mı? Geldi, yok Jesus şöyle, yok Jesus böyle, yok Jesus şöyle kral, böyle büyük hoca falan dedik. Adam kendini farklı bir yerde görmeye başladı. Dedi ki ben getirdim futbolu. Nah sen getirdin futbolu. Bravo sen abi. Bu rezalet ne ya? He? Bu rezalet ne? Bışar, bunun hesabını kim verecek? Ben bu akşam itibarıyla, bak yarın değil ha, bu akşam itibarıyla eğer Jesus'u göndermezseniz bundan sonraki her gün yönetim istifa diyeceğim. Oo. Kusura bakmayın. Şimdiye kadar taraftar para verdiniz sustu, pul verdiniz sustu. Çok harcadın Ali Bey. Kabul ediyorum bunların hepsini. Allah razı olsun yaptıkların için. Fakat Ali Bey, demek ki sen bu işi beceremiyorsun ya. Of. Olmuyor be. Vallahi olmuyor, billahi. Uzatmanın anlamı yok ya. Uzatmanın anlamı yok. Bu iş parayla pulla olacak iş değil ya. Bu iş sadece parayla pulla olacak iş değil. Para tabii ki lazım. Ama sadece parayla pulla olacak iş değil bu. Parayı verdin, nereye harcadın? Kendi verdiğin paraları nerelere harcadın? Biraz da ona bakalım. Bir tane insan evladı çıkıp da şu yönetimden, kardeşim şu kadro nasıl bir kadro diye Jesus'un suratına şu kadroyu niye vuramadınız kardeşim ya? Bravo, bu doğru söylüyor. Bu kadro nasıl bir kadro diye ya? Doğru söylüyor. Ha? Bravo. Mert Hakan'ın bu kadroda ne işi var? Petro'nun bu kadroda ne işi var? Bana birisi anlattı ya. 77. dakika. Tamam abi, sus. Pedro fair play için sağda kalmış abi. Beşiktaş 10 kişi kaldığında... Sakin. Eşlemeye mi çalıştı diyorsun ha? Evet abi. Buyur Emin abi. Bak kardeşim. Ay arkadaş ya. Sevinsin. Bir şey demiyorum. Baba hakkı ne diyordu bana biliyorsun arabada gider gelirken. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Beşiktaş öyle bir yaptı ki var ya. Kendine gelemeyecek bir hafta. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Tekrar söylüyorum. Fakat böyle saçma sapan işler yapacaksa ben kalka giderim yani. Sakin, zaten böyle, o gidecek. Böyle, senden önce o gidecek. Hayır böyle. Yani bu terbiyesizlik. Bunun adı başka değil. Baba terbiyesizlik değil yani. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız dedin. Evet. Bir tane bir rakibiz biz. Anlatsın. Biz adamı tebrik ediyoruz. Ha. Adam kalk kik falan. Baba ne yapayım ben seviniyorum. Mutluyum yani. Öyle bir maç kazandık. Adalet ol bakalım. Bugün Fenerbahçe'nin yanındayız abi. Senin yanındayız. Mutlu ol kardeşim. Mutlu olmasa bir şey demiyorum ki. Ben de Beşiktaş'ta ben de mutlu olurum. Tamam, baba oluyor. Allah derdi. Tabii. Baba sevinmeyelim. Baba sevinmeyelim. Ne yapalım? Yani öyle bir galibiyet almışız ki ya. Eze eze döve döve. Fenerbahçe'yi kattırdılar ama. İkamadılar Beşiktaş'ı ya. Seninle konuşmuyorum ki abi. Ben söylüyorum ya mesajım. Bırak Allah aşkına ya. Dur ne olur. Tamam bir dinlen gel abi adam. Bir dinlen gel. Bir morali bozuldu Emre abi. Gerçekten. Emre abi birazdan gel. Abi dur şeyi al. Mikrofonu ya al ya bırak. Mikrofonu al ya bırak. Tamam Emre abi biraz gelin. Çok normal. Bir haber var. Bir haber var abi. Özür diliyorum. Sen yine konuş. Bir haber var abi. Şöyle bir haber var. Jesus hemen hızlı bir basın açıklaması yapmış. Playoff'u kabul etmediniz. O zaman penaltılar gol sayısın diye. Baba getir ısı haritasını getir. Getir ısı haritasını getir kardeşim. Baktılar abi Beşiktaş'a başka türlü gol atamayacaklar. Hemen zart diye penaltı. Ya böyle bir rezillik abi var. Benim penaltıyla uzaktan yakından alakası Emre olmayan pozisyon. Geri dönecek. Bak evren muazzam. Bak bir şey soracağım. Orada mesela Arda muazzam çalımlar atmış. Gitmiş ya Arda.
Daha gençsin kardeşim. Girme o işlere. Kendini bırakma. Bravo. Bırakma. Sana yakışmıyor. Bak orada ne oldu? Maç orada döndü. Evet. İlahi adalet. Allah dedik sana yapma. Kader vardır derler ya. Tweet attın. Bravo sana. Helal olsun. Tweet attın. Kötü. Maç 1-0. İlahi adalet abi. Kaderin üstünde bir kader vardır diye. Biz ne diyoruz? Bak Fenerbahçeli, mesela Arda, Galatasaraylısı, Beşiktaşlı, Trabzonlusu bütün taraftarlar çok seviyor sahiplerini. Ama sen bu yollara, bu toplara girersen, bu şekilde hareket edersen insanlardan antipati toplarsın. Yakışmıyor sana. Ya yakışmıyor. Bu, ama şunu söyleyeyim. Bak oyun olarak konuşuruz. Bireysel yetenek. Redmond girdi, o girdi, bu girdi, şunu yaptı. Abubakar 3 tane karşı karşıya kaçırdı. Çok farklı yerde gidebilirdi maç. 7-8 de olabilirdi. Nasıl Galatasaray Fenerbahçe 3-0 orada yani 5-6 yapabilirdi. Beşiktaş da aynı şekilde. Aynı senaryoyu izleyebilirdi. Muazzam pozisyonlar kaçırdı. Çok da pozisyona girdi. Ama abi öyle bir durum oldu ki. Yani Fenerbahçe ittirdiler, kalktırdılar ama Beşiktaş yıkamadılar. Yıkamazlar. Ben her zaman söylüyorum. Bu ülkedeki en büyük derbi, bu ülkedeki en büyük derbi Beşiktaş kimin oynuyorsa o derbidir. Derbilerin büyüklüğü Beşiktaş'ın büyüklüğü. Yok artık o kadar. Bunu kabulleneceksiniz, bileceksiniz. Derbideki ısrarcı sadece. Baba doğru. Buzlanmış bu sefer. Doğru, doğru buzlanmış. Buzlanmış. Ama bir de bugün yağmur mağmur yağıyordu. Kaymış olabilir yani. Beşiktaş da bugün sahada ciddi şekilde abi ben... her yerde kaydılar. 400 kişi sana bırakayım Evren abi. Like atan, abone olan, yorum yazan bir kişiyi tuttuğu takımın formasını veriyoruz. Buyur Evren abi. Beşiktaş'ı kutluyorum. Gerçekten bugün inanılmaz bir galibiyet aldı. Okan'a da kutluyorum. Teşekkür ederim. Yani 10 kişiyle orada kazanmak bu derbide çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Abi bak ben Emre abi yazdım. Abi gel garanti veriyorum. Tamam gel. Kimse şey yapmayacak. Ama ben niye gülmeyeceğim, sevinmeyeceğim, mutlu olacağım. Ben Beşiktaş bugün yani çıktı oynadı. Niye ben Emre abiye bir şey yapmayacağım? Beşiktaş kazandı. Söz verdim. Ben söz verdim. O zaman kardeşim ben gideyim o zaman. O zaman ben gideyim. Olur mu öyle şey ya? Dur dur tamam. Ya Beşiktaş bugün eze çıktı. Sağdan sildi Fenerbahçe. Ben niye gülmeyeyim, sevinmeyeyim sevgili bıçak? O zaman ben çıkayım ya. Ne gülüyorsun kardeşim? Ne gülüyorsun? Ne sakin ol abi. Olur mu öyle şey ya? Tamam abi. Ya mutluluğumuzu yaşayamayacak mıyız? Yaşa abi. Sevincimizi yaşayamayacak mıyız? Aynısını Fenerbahçe yapmış olsaydı Emre abi burada neler yapardı ya? Düşünebiliyor musunuz? Empati kurun ya. Tamam abi. Yapmayın abi. Adaletli ol. Sen adaletli ol abi. Evet adaletli. Sen adaleti dağıt abi. Yani tabii Galatasaraylı olarak benim şeyim, düşüncemiz Galatasaray'ında Jesus'un ve başkanın kalması Fenerbahçe'de. Ya bu istikrarın evet. Devam etmesi. Çünkü o zaman Galatasaray'ın şampiyonlukları daha fazla gelecek. İşin esprisi bugün maçı Jesus verdi. Evet abi. Derbileri kazanamıyor dedik. Emre de aslında güzel özetledi ilk baştan. Yani Jesus'u çok önce yollaması lazımdı Ali Koç'un. Bu olaylar çıktığında. Yöneticilik böyle bir şeydir. Zamanlama çok önemli. Galatasaray bu kararları çok iyi veriyor. Keskin kararları ve onun için de bu şampiyonluğa doğru gidiyor. Ama bugün oyuna baktığımızda ne hatalar. Üçlü oynadı. Hatta aslında Fenerbahçe'ye bu şans geldi. Valencia atsa, büyük golcü Valencia. İşte derbilerde çıkacaksın abi. Yıldız oyuncu evet. Orada çıkar. Cenk ne yaptı abi? Çıktı işi bitirdi. Redmond ne yaptı? Sonradan girdi. Sen, o bir dakika, maçı bitirdi. Bir dakika, burada olay bak, bu. Maçın 30-40. Dakikada Emre abi ne dedi biliyor musun Evren abi? Evren abi. Redmond girerse maçı alır dedi. 2 asist bir gol. 3 asist. Şimdi sen bak 1-0 öndesin. Ey Jesus 1-0 öndesin. Halen daha Beşiktaş 10 kişi üçlü oynuyorsun. 3 tane stoperle orada bekliyorsun. Bir de çizgi oluyorsun. Yani futbolda böyle bir şey yok. Sen bu derbileri oynamayı bilmiyorsun. Yani Fenerbahçe'nin bu hale gelmesinin tek sebebi Jesus'tur. Yani oyuncular bir şekilde mücadele ediyor ama sen oyuncuları kötü gösteriyorsun oynattığın sistemle. Emre Mor dedin. Emre Mor'u kaçıncı dakika oyuna aldın? Alanya maçında girdi, maçı çözdü. Kaçıncı dakika oyuna aldın? Yani bunlar büyük hatalar. Tabii ki sağ kenarında yoktun. Atıldın. Ondan önceki maçlarda. Yani Fenerbahçe zaten bunun geleceği belliydi bir yere kadar. İte kaka bir yere kadar geliyorsun. Ondan sonra zaten bir yere kadar geliyorsun. Ondan sonra da patlıyorsun. Her sene atsın mı tweet'i? Ama Ali Koç'un görüntüsü geldi. Atsın mı? Her sene çok, böyle oluyor. Çok güzel bir şey söyledin. Her sene böyle oluyor. Bak ite kaka bir yere kadar geliyorsun ama her sene böyle oluyor. Evren Turan. Bu tweet atılsın. Ama gerçekler bunlar. Gerçekler bunlar. Fenerbahçe taraftarı bugün. Arkadaşlar nasıl yakışmış? Fenerbahçe taraftarı bugün. Ali Koç istifa dedi. Evet. Jesus'un ismini bile almadılar. Bu çok büyük bir olay. Beşiktaşları alkışladılar. Tarih bu maçta tarihe geçti. Hem de öyle böyle değil. Yani sadece sonuyla bravo. Değil. O konuda Fenerbahçe taraftan da alkışlıyorum. Alkışlayalım bravo. Çünkü evet. Sahada aynı Galatasaray gibi eze eze yendi Fenerbahçe. Beşiktaş da 10 kişiyle bunu başardı. Bak bu da çok büyük tabii başarı. Tabii canım ya. Ve Beşiktaş çok büyük hedeften şimdi, biraz kopmuş gözüküyor. Şimdi, ona rağmen yani konsantrasyon olmak çok zor. Çünkü önünde Galatasaray, Fenerbahçe var. Onu yakalayabileceğim mi? Buradan geliyorsun maçı çeviriyorsun. Sevgili bir şey. Onun için Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Sevgili ben o kadar çok bir şey son bir cümle. Ben ufak buyur bir şey abi. Sonra sana buyur bırakırım. Yani şimdi Evren abi diyor ya çok büyük başarı. Evet. Yani biz alışılmış bir şey bu yani. 10 kişi devamlı yeniyoruz ya. Bize çok büyük bir başarı gibi gelmiyor.
Bunu da atsınlar tweet ama. Bunu da tweet atalım lütfen. Abi Başakşehir'in şampiyonluğu, Trabzonspor'un şampiyonluğu, Kadıköy'de Galatasaray'ın 20 yıllık galibiyet hasretinin son bulması, Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyeti. Ali Koç'u ilklerden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten onun döneminde Fenerbahçe her türlü ilki yaşıyor. Şimdi maçın üzerine gelirsek. Dün söyledin sen ama biliyorum. Şenol Hoca dedi. 4 gündür 5 gündür. Ama Şenol Hoca Bursa Spor'da da gidip yendi mesela Fenerbahçe. Yenmemiş herhalde. Yenmiş. Allah Allah. Yenmiş. Belki ben yanlış biliyorum. Bak Samet bir bak yenmiş Bursa Spor'a. Belki ben yanlış biliyorumdur. Arkadaşlar bir kere ben şununla için çok üzgünüm. Arda Güler adına çok üzgünüm. Bravo. Abi bir penaltı var. Penaltı değil. Tamam bunun hiç tartışacak bir yanı yok. Ve Arda işin kötü yanı bak. Var kemiği kaçırabilir. Hakem hata yapabilir. Ama hatta futbolcu da penaltı alabilir. Ama gidip kardeşim Onur Bulut'a ya abi penaltı diye ısrar ediyorsun. İlk yarı bitiyor ısrar ediyorsun. Aynen. Sen böyle değilsin Arda. Sen bu değilsin Arda. Sana yakıştıramadım. Çok genç bir oyuncusun. Hiç sana yakıştıramadım. İkincisi oyuna baktığın zaman abi ya 10 kişi kalmış rakibine karşı varlık gösteremiyorsun. Sağda silindi diyor Evren abi. Sen zaten iki büyük rakibine karşı sağdan silinerek kendi evinde yeniliyorsan başkan da gitsin, yönetici de gitsin, Jesus da gitsin. Alayınız gidin kardeşim bak. Evet. Alayınız gidin. Eğer gerçekten Fenerbahçe değilseniz paramara hikaye bırakın kardeşim. Aldığınız Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Bırakın gidin. Bu akşamdan gece yok. Pılınızı pırtınızı toplayın bırakın gidin. Ne yapıyorsunuz siz ya? 25 milyon Fenerbahçe taraftarı bunu çekmek zorunda mı ya? Her yıl aynı şeyler. Ağustos bambaşka bir takım. Eylül bilmem ne. Gidiyor geliyor. Ocak'ta yeni transferler. Nisan Mart. Aha işte şey. Ya Buşar. Gerçekten her sene aynı. Küçük Emrah'a döndük baba ya. Vallahi öyle abi. Hocaların çocuğu ya. Yıllar yılı. Gülmek istemiyorum ama gerçekten. Hocalar çocuğuyum. Vallahi hocaların çocuğu. Abi 5 yıldır süt kupası yok. Ya kardeşim. Var biz evler yıllardır yayın yapıyoruz. Adam haklı abi. Bir dakika hakkını yeme. Haklı. Bir tane kupa var şeytan kupası. Bir dakika hakkını yeme lütfen. Abi dur kurban. Lütfen neyi kurban olacaksın yani demeyin şimdi bir kupası var mı var. Abi dalga geçme ama. Dalga geçmiyorum geçme kardeşim ama. Varsa kupa. Tamam doğru evet. Demiyorlar mı şeytan bir kupası? Bir kupa aldılar. Şeytana benzer bir profil sahaya çıkıyor kupa veriyor. Bir kupa aldılar doğru. Baktık sosyal medyada herkes şeytan kupası diye. Ben de adı şeytan kupası zannettim. Evet evet. Ben de onu zannettim. Buyur Emre abi özür diliyorum sen. Şimdi bir kere. Ben kitabın ortasından konuşmayı severim biliyorsun. Kesinlikle abi. Öyle sağım solumda oynamam. Asla. Şimdi Arda'nın penaltı pozisyonunu zaten yarın gazeteye yazdım, fotomaça gönderdim. Oradan da arkadaş dostlarımız okuyabilirler yarın itibariyle. Arda birinci oyuncuyu geçiyor, ikinci oyuncuyu geçiyor, üçüncü oyuncuyu geçiyor. Her şey tamam kardeşim. Tamam mı? Evet. Halil Umut Meler'in gözünün önünde olan bir pozisyon. Evet abi. Penaltıyla da uzaktan yakından bir ilgisi yok. Sana helal olsun. Bak. Penaltıyla uzaktan yakından bir alakası. Galatasaray'ın paylaşımı bu. Anlık mı Samet? Anlık. Evet devam edelim. Galatasaray'ın tarihi şakalara başladı. Evet Emre abi. Bunlarda hiçbir şey yok. Bunları yaparlar. Bunları Fenerbahçe de yapar. Beşiktaş da yapar. Herkes yapar bunları. Çok normal. Fakat sana şöyle bir şey söyleyeyim. O pozisyonun penaltı uzaktan yakından bilgisi yok. Şimdi Arda bütün tribünlerin hepsinin neredeyse sevdiği bir karakter değil mi? Bütün yani Türkiye'nin ya bırak tribünü. Her gittiği şehirde. Ya rakip takım tribünleri Arda diye bağırıyorlar ki. Evet. Oyuna girsin izleyelim. Bravo abi. Şimdi ben Arda'dan bugün ne beklerdim biliyor musun? Okan abi ekrana. Evet abi. Arda'dan şunu beklerdim. Hakeme gidip hakem çalabilir kardeşim. Var da verebilir. Çünkü tuhaf şeyler oluyor biliyorsun yani. Evet. Üstteki veriyor, üstteki veriyor, çağırıyor gitmiyor falan. Evet. Her şey olabilir. Hakeme gidip şunu söylese. Hocam penaltı falan değil dese. Şu anda kahraman. Sen ne diyorsun? Yemin ediyorum abi. Şu anda kahramandı. Bravo abi. Hangi kazanılacak 3 puan? Bundan daha değerli bu söylediğim şeyden daha hiçbir değerli. Şey hiçbir şey daha. Bravo. Hiçbir hangi abi. Şampiyonluk? Ben kaybettim maçı da. Ha? Gitse, hala gitmişsin Onur orada bir şey atmaya çalışıyor. Abi sen şöyle mi? Oldu böyle oldu falan filan. Ya sen ne anlatıyorsun? Hepimiz görüyoruz güzel kardeşim ya. Ama kılavuzu Mert Hakan olanın bunu bilmem neyden. Bravo. Hiç orada senin bu işlere girmene gerek yok. Hakeme git söyle ya gerekirse. Hocam hiç penaltı falan değil de. Verme sakın penaltıydı. Buna rağmen hakem verirse ver senin yapacağın bir şey yok. Tabii. Ben söyledim diyeceksin. Ben söyledim diyeceksin. Tabii. Kahraman olacaksın. Değil mi? Aynen kahraman öyle. Kahraman olacaksın. Ama işte Allah'ın adaleti var. Bravo abi. Allah'ın da adaleti var yani. En büyük adalet Allah'ın yüce Allah'ın adaleti. Aynen yani. Öyle abi. Ne oldu abi? Ha? Maç döndü. 4-2 bitti. Ne oldu senin aldığın penaltı? Boşa gitti. Çöp. Ne oldu? Çöp abi. Ha,
şey yaptın orada. Bir yalandan bir attın kendini yere. Ha, Onur'a niye anlatıyorsun abi? Hala anlatıyor. İkisi pozisyon içerisinde. Pozisyonun diğer adamı oluyor. Penaltı olmadığını biliyor zaten adam. İkisi de biliyor penaltı olmadığını. İkisi de biliyor penaltı olmadığını. Hala bir şey anlatmaya çalışıyor. Abi şöyle. Arda'ya yakıştı mı abi? Yakışmadı. Ya. Bırak bu işleri Arda. Hiç yakışmadı. Arda bu işleri bırak güzel kardeşim. Sen düzgün bir çocuksun bak. Mert'le falan zaten hiç takılma onunla. Mert'le falan arkadaşlık yapma zaten. Senin abin falan değil Mert yani. Sen işine bak kardeşim. Sen zaten doğru yolda gidiyorsun. İyi de bir ailen var senin. Güzel de bir ailen, iyi bir anne baban var. Sen onları dinle kardeşim. Sen sağ içinde arkadaşlarını dinleme. Bravo abi. Bugün sağda Mert Hakan'ın ne işi vardı, Pedro'nun ne işi vardı bana birisi anlatsın ya. Dengelemek için abi fair play. Yani bana birisi desin ki ya bu Pedro şöyle oynadı, böyle oynadı. Onun için formayı hak etti, aldı. Ya da Mert Hakan geçtiğimiz haftalarda şöyle bir şey yaptı. Bir hareket yaptı. Bir, hayır, böyle şöyle bir performans sergiledi. O yüzden bugün sahadaydı desin ya birisi anlatsın. Bunların hiçbiri yokken sen sahaya bu kadar iki adama nasıl çıkarsın? Gitti misin ya? Üçlü savunmayla nasıl çıkarsın ya? Yayındayız abi. Tamam atsana bana onu. Yönetim açıklama yapmıştı. Siz Emre abi konuşsun onu söyleyeceğim. Buyur abi özür dilerim. Söylesin Emre abi ondan sonra. Şimdi kardeşim bütün bunları yapan bir teknik direktör benim aklıma bir tek şey geliyor. Abi bu adam ülkesini özlemiş, memleketi özlemiş. Başka hiçbir adam yok. Gitmek istiyor. Bir an önce gitmek istiyor. Yazda geliyor ya şimdi havalar da ısınıyor ya yavaş yavaş. Ve cikciklenmiş adam. Evet abi. Cikciklenir biliyorsun tabii. İnsanlar böyle yaz gelince cikciklenir. Cıvıl cıvıl olurlar. Ha, cıvıl cıvıl bu da artık diyor ki ben de yavaş yavaş pulumu pırtımı toplayayım gidiyor. Fakat bu adamın böyle yapmasını işte Fenerbahçe yönetimi sağladı. Bütün anahtarı teslim ettiler. Sen şunu yapsan bunu yapsan kralsın sen şöylesin sen böylesin diye. Adam bak bu noktaya bu hale geldi. Kral yaptılar. Bravo abi. Şimdi bak tekrar söylüyorum Fenerbahçe yönetimi. Yarın itibariyle bu adam eğer Fenerbahçe'nin teknik direktör olarak anılırsa halen. Ya sezon sonuna kadar bu adamla gidelim falan diye aklınızdan en ufak bir düşünce geçerse bak ondan sonra ben neler yapıyorum. Ondan sonra beni kimse susturamaz. Ali Bey de beni bilir. Fenerbahçe yönetimindeki herkes de beni bilir. Bugün Şenol Hoca'yı zaten ben biliyorsun her zaman söylerim. Hem Fatih Hoca'dan hem Mustafa Hoca'dan daha farklı bir yere koyarım. Kesinlikle abi. Yani yetiştiriciliği, teknik direktörlüğü bambaşkadır. Bravo, doğru. Her zaman başka bir yere koyarım. Şenol Hoca bugün Jesus'a teknik direktörlük nasıl yapılır dersi verdi. Bravo. Doğru. At tweet'i bravo. Bak, Kurt Hoca kimdir? Kurt Hoca Şenol Güneş'tir. Jesus kuzudur, kuzu da onu yaptı. Bravo. Bunu da at, bravo. Çok Zaniolo güzel. 30 milyon euro. Ne alaka abi? Pedro? Zaniolo 30 milyon euro. Pedro? Pedro? Pedro 20 milyon euro. Zaniolo 30 milyon euro. Baba yönetim karar almış. Nedir yönetim abi? Karar almış. Bundan sonra Kadıköy'deki Fener maçlarına 10 kişi çıkma ve Fenerbahçe'ye 2 penaltı vermesi için TFF'ye başvurdu. TFF'ye başvuruda bulunacakmış abi. Yine mi başvurdu? Yine mi TFF'ye başvurdu? Yine mi başvurdu? Kendine geldim. Puan farkı şu an 9 puan Fenerbahçe'yle. Beşiktaş'ta 11 puan fark oldu. Ya bundan sonra şampiyonluk gitti artık. Fenerbahçe için şampiyonluk. Baba her şeyi bırak da. Yani şunu söyleyeyim. Bak, sana ben bir şey söyleyeyim mi? Ben aylardır, haftalardır burada ne diyorum? Ya kardeşim diyorum bak hata yapıyorsunuz. Jesus olmaz. Jesus Galatasaray maçından sonra Şirazi'si her şeyi kaydı diyor. Biliyorsun. Helal. Halil Umut Bey'e penaltı görüntüsü vardı. Versene hazırla onu hazırlayayım. Bak onu söylüyorum mesela. He? İsmail Kartal gelmiş olsaydı çok farklı olabilirdi. Fenerbahçe'de bir kere yanlış yönetiliyor. %100 abi. Yapılan transferler, hoca, moca, ki hocanın da başarısı olduğunu artık hep ne eleştiriyorduk burada? Hoca ile futbolcu arasındaki diyalog bitti falan filan söylüyorduk. Onun artık yönetim farkına varamıyorsa, göremiyorsa abi bir an önce bunu değiştirmesi gerekiyor. Burada en büyük başarısızlık yıllardır zaten. 5 senedir kulübün başında olan Ali Koç'a yazar. Abi tartışmalı pozisyonlara geliyoruz. Penaltı pozisyonu geliyor mu Samet? Gösteriyoruz değil mi? Görüntü. Gelsin. Tamam al bizim sesimizi. Tartışmalı pozisyonlar geliyor. Nasıl penaltı ya? Tersten! Penaltı! Nasıl penaltı ya? Tersten! Penaltı! Nasıl penaltı ya? Tersten! Tersten penaltı yani. Penaltı yani pozisyona tersten. Gel. Yani penaltı değil.
Penaltı evet. olmayan pozisyona tersten evet. yani. Halbuki normalde Arda'ya sarı kart vermesi lazım. Beşiktaş topu kullanması gerekiyor. Evet, polisini gördük. Arkadaşlar like atan, abone olan, abi, yorum yazan bir kişiye tuttuğu takımın formasını bak, veriyoruz. Like, abone, aynen, bombo. Aynen arkadaşlar, sevgili Beşiktaş, Fener, Galatasaray, tam günümüz bugün. Sivas, arkadaş hepiniz uçuyoruz. Lütfen rica ediyorum. Beğenin, like deyin, takip edin. Hem forma çekilişimiz var. Bize destek olun. Abi bak, yıllardır Fenerbahçe var. Şu anda bizi izleyen Fenerbahçeliler. Bunu bekliyormuş abi, helal olsun. Fenerbahçe, yemin ediyorum Fenerbahçe. Ya abi, benim bak oğlum mesela, hanım mesaj attı. Evren abi gördü penaltıdan sonra. Hüngür hüngür ağlıyor. Gösterebilirim. Bak gösterdi valla. Hüngür hüngür bana ne dedi biliyor musun? Bak dedi, maç döndü dedi. Orada dedi. Ya. Bana bak oğlu gör. Dedin ya kaderin üstüne kadar. İlahi adalet. Allah ne kadar büyük. Kurban oldum Allah. Öyle böyle çarpmıyor. Yani çarptı mı da var ya, nasıl çarpıyor biliyor musun? Osmanlı tokadını geliyor. Bak sakın söylüyor. Yamultuyor böyle. Yamultuyor. Kötü oluyoruz. Bak. Hakikaten. Ya, bak sert daha. Geçen bir şey demiştim. Oğlum ne demişti bana hatırlıyor musun? Baba demişti ya. Ya oğlum 11 yaşında. Fenerbahçe hiç şampiyon oldu mu demişti bana. O görmedi zaten. Yani hatırlamaz için, zaten. Hatırlamaz yani. Babacım dedim Fenerbahçe. Tabii ki de şampiyon oldu. Büyük ya az önce bizim Miraç. Şimdi, yeğenim. He. 7 yaşında. Ona da üzüldüm çocuğum. Ona da üzüldüm. Her gelişte yeniliyor. Baba sen enişteyi bir daha çağırma buraya. Bak. Ya enişte bizim canımız. Ya enişteyi çok seviyor. Tamam mı? Uğursuz gibi. Söyledi zaten. O zaten biliyordu. Emre sonucu biliyordu. Bak ciddi işte, söylüyorum. Sezonu, dedi. Sezonu burada bitirdik artık. Bitti. Artık bu sezon bitti. Bitti. Gelin Kartal'ım. Gelin. Gelin Beşiktaşlar. Gelin. Başka bir. Hadi Beşiktaşlar. Fenerbahçeliler. Galatasaraylılar. Uzaklarda yani. Bu arada uzaklarda. Ben aslında diğer hani 2-3 hafta önce programda söyledim. Biz Emre'yle yıllardır program yapıyoruz ama bir türlü Emre benle iken şampiyonluk göremedi. Abi sen bir daha sana bir ondan şey ondan dolayı üzülüyorum. Emre abi yayın yapma bak, doğru söylüyor. Bak, ama şöyle, yok. Uğursuzum burada abi. Gudum hep burada bak. Ben sana söyleyeyim, bir daha yapma. Süper yok, chatler biz var. Biz olamıyoruz ama 3 yıldır. Oğlu oğlu demiş ki Emre abi susma bak, Ali Koç sana Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun dedirtti. Evren abinin yüzünü güldürdü. Okan abiye kahkahalar atırdı. Bışar kardeşim yine şov yaptırdı. Sezon sonu kıpkırmızı yapacağız buraya. Oğuz şimdi de yap. Kıpkırmızı olsun gelsin. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı akşamlar. Bahis Baron demiş. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bu arada Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Kendi stadında 10 kişi rakipten 45 dakikada gol yiyen dünyadaki ilk takım olabilir. Bravo hakikaten. Mehmet Erkul'un vardı, göremedim. İnanılmazsınız gerçekten, bu akşam süper chat coşuyor. Ya açıklamalar gerçekten geliyor. Gerçekten ben sana bir şey söyleyeyim. Bir takım ya, inanamıyorum. Bir maç kaybedersin bak, derbiyi kaybedersin. Tamam evet, 11-11 oynadı Galatasaray, müthiş oyunu. O kazandı orada hak eder. Ama şimdi bakıyorum 10 kişi kalmış rakip ya. Ya Fenerbahçe'nin buradan bu maçı vermesi, kaybetmesi yani olacak iş değil. Ya bir takım şampiyonluğa bu kadar oynamış, oynarken Galatasaray kaybetmiş de bir şekilde oradan bir yol almak istiyor. Bu derbiyi kazanıp haftaya Galatasaray bay. Yani anladın mı? Yakalama şansı varken bu kadar dağınık bir oyun. Bu nasıl bir hazırlanıştır? Bu nasıl bir oyuncuların performansıdır? Yani bunu başkan hiçbir takımı kontrol etmiyor. Yani gidip bu oyuncular ne yapıyor kardeşim? Başarılı yine. Burası Fenerbahçe. Yani sen sonuçta büyük takımdaki oyuncu böyle tepki mi verir derbide ya? Bravo. Sen 1-0 öndesin. Bir gol yiyorsun, maçı bitirdin orada. 1-1 kaldın, bittin. Dağıldın yani, oynayamıyorsun. Elinden ayağın titredi. Böyle şampiyonla oynayamazsın ki. Oynayamaz. Beşiktaş ne yaptı? Doğru oynadı. Direndi abi. Evet. Şenol Hoca ne yaptı? Doğru değişiklikler. Necip aldı. Redmond'u aldı. Maxim'i aldı. Abi biz tamam tecrübeli hoca dedik de bu maçları oynamak çok ayrı bir şey. Bir de bizim ülkemiz ayrı. Evet. Tokadı yedi gitti Cesur. Aynen. Abi %100 doğru söylüyorsun. Bir süper chat var. Demiş ki her sene aynısı. Bu Ali Koç ne zaman gidecek? Abiler gelsen Kirşen'den selamlar. Sevgili Sezer. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Maç sonu tribünler evet, yönetim istifa diyordu. Yönetim istifada. Kendi Ali Başkan'ın kendi söylediği işte hükümet istifaya ben engel olamam. Bu şey bir şeydir diye. Demokratik hakkıdır insanların. Şimdi bugün yönetim istifa da demokratik haktır. Ama istifa da demokrasilerde önemli bir hizmettir. Neden? Abicim sen 5 yıldır artık param veriyorsun, bilmem ne yapıyorsun, o yapıyor, bunu yapıyorsun. Olmuyor. Hafta arasında bayram değil, seyran değil, kendi hocanı boşluğa düşürdün. Bak inan bana, şeytanın avukatlığını yapsam şunu derim, ben zaten 2 ay sonra yokum. Ulan ben niye düzgün kadro çıkarayım evet ki? Ali Koç hafta içinde beni mahvetti zaten. Playoff dememe mantık dışı dedi. Zeka dışı dedi. Çıkarırım abi, hiç oynatmadığım Mert Hakan'ı atarım abi oyuna. Ayakta duramayan Pedro'yu koyarım abi oyuna. Bitti zaten takım. Ama bunların arasında bir ünlü öyle yaptı var, zaten. Çekemiyor. Yani bir şey var yani, bir şeyler var ama niye başkan da bir reaksiyon göstermiyor? Doğru söylüyorsun. Hoca farklı bir açıklama yapıyor, başkan bir farklı bir açıklama yapıyor. Abi takımı bitirdi. Bitiriyor ama bitirdi takımı da, daha önce bunu gören yönetim niye farkına varıp da reaksiyon yapmıyor? Abi, değişiklik niye yapmıyor? Kimi getireceksin? Daha getir İsmail Kartal var abi. Enes Kay kardeşim. Ama her sene aynı şeyler oluyor abi. Ama oluyor da tamam da yani o zaman kim değişecek? Kimin abi, değişmesi gerekiyor? Yönetimin değişmesi gerekiyor. Yani taraftar da o yüzden zaten. Zamanı geldi. Abi taraftar, bak sana bir şey söyleyeyim mi? O tribündeki taraftar gerçeği, reali görüyor.
Orada taraftar, yönetim istifa ediyorsa artık ben sana söyleyeyim, başarısı Fenerbahçe'nin bundan sonra başarılı olamayacaklarını gördüğü için söylüyorum. Abi hep mi rakip takımlar, hep mi hakemler, hep mi işte hocalar? Hepsi bugün ortaya çıktı işte. Tabii abi ya. Anladın ya mı? Bugün bak bugün bunu yazsın istiyorsan. Bugün kral çıplak abi. Bugün var ya, tıpkı Galatasaray maçında olduğu gibi Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesini ne kadar kötü olduğunu gördük. Bravo abi. Aynı Galatasaray maçı gibiydi ya. Bravo abi. Ya 10 kişi, hadi Galatasaray 11-11 oynadın Galatasaray'la. Doğru. Beşiktaş'ta 10-11 oynadın. Ona rağmen dövüşemedin. Adam geldi attı gitti. Geldi attı gitti. Geldi attı gitti. Aynı pozisyonlar, dikkat evet. Ettin mi? Geliyor bir savunma arkası. Ya bak, bütün atılan toplar pozisyonu. Aklımı alıyor bak. Benim öz abim var ya, Serhat. Bugün onun doğum günü. Serhat, öpüyorum Serhat, seni. Mutlu Serhat, mutlu yıllar dostum. Biz çocukken PlayStation oynardık, tamam mı? Ben 3 tane 4 tane fark atardım hep. Enseme şak diye vururdu. Aynı gol atmayacaksın. Bak, aynı gol atmayacaksın, tadı çıkacak derdi. Tamam. Ya Serhat, ben aynı golü atıyorsam tersten düşün. Sen hep aynı hatayı yapıyorsun. Jesus, sen de aynı golü yiyor sanki. Aynı hata yapıyorsun. Göremiyor ya, musun? Hakikaten aklım almıyor. Ya ulan 1, 2, 3 tane üst üste. Hatırlayın, Cenk bir tane vurdu, kenara düştü. Abubakar iki kere kaleciyle karşı karşıya kaldı. Belli yani. Geliyor. Savunma arkasına koşuyor. Ve geliyor yani. Bunu daha geliyor. Başka bir şey ya yok. Ya ben ne üzüldüm biliyor musun? Yani 4-3 bitmediğini üzülmedim. Üzüldüm açıkçası. Niye abi? Ya bir tane daha alsaydılar da, yani klişe hep 3-4-3-4 bitiyor ama sen 34 plaka yapıyor ya. Dün ne dedim ben burada yayından bir gün plaka önce? Plaka dedin abi. Plaka tabii. Dün yayından önce ne dedim ben burada? Şenol Hoca'nın şu anda mesela maçı yaşıyor, oynuyor taktik anlamında. Plaka yazar mıyım demiş midir abi? Yazdı. Yok, plaka yazar mıyım diye. 3'te oynarsa yazar dedim, hatırlıyor musun? Evet. Fenerbahçe 3'te oynarsa Şenol Hoca diyor ekmeğime bal kaymak sürmüştür dedi. Bugün kesinlikle de Jesus abi onu yaptı. Sen çok güzel bir örnek verdin. Ama bunu da artık görmeleri gerekiyor. Hocanın farkına varması lazım. Torreira, Oliveira, Icardi, Muslera. Torreira, Oliveira, Icardi, Muslera. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Geliyor. 9 puan, 11 puan. Bye bye bye, bye bye bye. 11 mi oldu abi? Abi canım. Yok, aynı puan daha var. 3 puan mıydı en son? Bir şey söyleyeyim mi bak? En son 3 puandı. Öyle bir şeydi. Avaraj da var. Avaraj da var. 4 puan. Altay'ın maç sonu görüntüsü hazır mı Samet? Bir ufak röportajı var. Görüntüsü. Getir Samet hızlıca. Ama hızlıca. Şükür gene doyduk. Oh ya Rabbi, şükür gene doyduk. Oh ya Rabbi, şükür gene doyduk. Lan nereden buluyorum bunları ya? Ya ama bu Jesus var ya, gerçekten ruh hastası ha. Gerçekten ruh hastası. Yani adamın bu kadar, yani bunu illa bu derbilerde söylüyor, bütün basın söylüyor. Bütün Türk futbolunda yorumcular konuşuyor. Biz söylüyoruz. Adam yine çıktı abi, üçlü oynadı. Evet. Yine böyle saç sapan bir kadro çıkardı. Hiç beklemediğim bir kadro. İnadını yapıyor. Abi ben böyle bir şey görmedim. Yani İnadını yapıyor. Ya tamam da inadına yapıyor da, yani bu inadı göremiyorlar mı? Bunu anlamamış. Abi görüyor. Ama bir şey söyleyeyim, boş ver, devam etsinler. Abi tabii. Beşiktaş şu anda Fenerbahçe'nin önüne mi geçti? Yok, kafa yok, kafaya geldiler herhalde değil mi? Kafa kafaya. Dur bakayım. Şimdi bak abi, ben anlayamıyorum. Bir maç eksik ama Fenerbahçe. Evet. Abi bir maç eksik de. Yani bırak. Şimdi biz kaçıncı haftayız Bışar? Abi 26. 26. Ben de demiştim. Fenerbahçe 22. 28. hafta Galatasaray lider olursa şampiyon olur demiştim. 52. Abi Galatasaray 28 bırak, 26'da şampiyon oldu. Ya o ayrı konu. Ben zaten yani demiştim. Tamam, Fenerbahçe yani eksik maçı. Ben ilk ben demiştim. İlk sen dedin. Fenerbahçe'nin eksik maçı herhalde işte. Bu hafta oynayacak işte. Kimle oynayacak? Galatasaray oynayacak. Bay. Galatasaray bay. Sonra Kayseri oynayacak. Çok iddialı konuşuyorsunuz. Galatasaray iki beraberlik ve hatta bir mağlubiyet bir beraberlik kalırsa İnönü'ye kadar, ondan sonra bu konuşmaları yediririm dur size. Dur sen o kadar dur, havaya girme size. Dur o kadar da değil. Sen oraya da bir dur, Fener'i bir yendir. Sen o kadar zıplama daha. Siz de gireceksiniz. Daha Fener'in arkasındasın. Bak sizi ne yapacağım ben. Gel babaya gel. Babanıza gelin. Beni gazını alayım ben. Gelin babanıza. Babalara gelin, babalara gelin. Bir tane maç kazandı şampiyonum. Babasına girme. Dur. Daha önce gelmiş olsaydı farklı şeyler şu anda konuşuyorduk da. Dur dur, bir maç kazandım diye şampiyon oldum. Gireceksin daha, dur o 42 kişiye dur. Orada Abubakar Cenk'le. Abubakar golden sonra kamera taklidi yapmış Okan abi. Taklidi? Kanarya taklidi. Nasıl yapmış, göster. Göstereyim abi. Gerçek değil. Şey, şaka. Adam bir maç kazandı, şampiyon oldu. Yok ya, onun ilginç bir sevinci vardır. Yok, Kanarya taklidi bak o. Tribünlerle de bir dalaşa girdi. Yani. Ama ne gol, yani, ne gol taklidi değil. Sen de hiç Kanarya hayatta Kanarya olmadın. Allah Allah, bu da bir tuhaf. Tuhaf. Kanarya taklidi. Redmond'ın ısınma görüntüleri varmış. O da orada da. Abi şu açıklama yok mu hiç? Geliyor. Onlar da geliyor. Menerden. Redmond'ın maç önü ısınma görüntüsü geliyor abi. Şey, devre arası pardon. Oyuna girmeden önce maç önü diyorum.
aydır top görmedi, delleniyor oğlan. 6 aydır top görmedi, delleniyor oğlan. 6 aydır top görmedi, delleniyor oğlan. 6 aydır top görmedi, delleniyor. Ay arkadaşlar. Ama bugün bak gerçekten bir açıklama olması lazım Fenerbahçe'den. Emin olun. Valla yani şu ana kadar Jesus, başkanız Jesus değil mi? Jesus bir istifa. Evet. Hani ne bileyim. Abi şu ana kadar bakıyorum ama veya gönderdi. Ortada bir şey yok yani. Gerçekten ortada bir şey yok abi. Veya şöyle bir şey olabilir. Seneye işte şunları alacağız. Yeni transfer politikamız. İşte şu oyuncuları getireceğiz falan. Her yılki gibi abi. Yani seneye yani planlamasını şimdiden yapmaları lazım. Vincent Avukar demiş ki maç esnasında yaşanan olay nedeniyle Fenerbahçe taraftarının özür diliyorum. Ulan helal olsun. Helal olsun ya kardeşim. Bazen atmosfer, ambiyans, futbolcu gaza böyle geliyorsun, farklı. Gaza geliyorsun. Gel tabii. Falan yapıyorsun. Aynen olur. Yaptı. Helal olsun kardeşim. Vallahi Fenerbahçe olsun. Taraftarına da helal olsun. Tebrik Emre ediyorum abi, onları. Bravo onlara. Sana söz vereceğim. Yeni sezon için neler düşünüyorsun? Ya Fenerbahçe yeni sezon planlaması yapmalı mı? Ya tamam bir icraat yapsın. Ama yok bu sezon bitti mi yani? O anlamda söylüyorum. Bitti bitti. Artık. Bu saatten sonra bir şey olmaz yani. Bu çocuk oğlum okumaz. Ali Koç olsan ne yaparsın bu akşam? Sen bu akşam Ali Koç'sun ne yaparsın? Bu akşam Ali Koç olsam yapacağım ilk şey Jesus'u göndermek. Evet abi. İkinci yarın hemen İsmail Hoca'yı takım başına getirmek. Günaydın. Tamam mı? Evet abi. Jesus'un getirdiği 3-4 tane oyuncu var. Onlarla hepsini beraber gidelim. Göndermek. Yani aynı uçakta hepsini beraber. Evet abi. Sepetlemek. Fenerbahçe kalitesine yakışmayan oyuncularla da aynı şekilde yolları ayırmak. Gençlerle oynarsın sezon sonuna kadar. Ne olacak artık bu saatten sonra ne yapacaksın ki? Şampiyon olmasan ne olacak ya abi? Abubakar'ın açıklaması 10 kişi kalınca çok mücadele etmeniz lazım. Biz de mücadele ederek kazandık. Kafamda maçı yaşıyordum. Soyunma odasında tüm arkadaşlarıma burada kazanacağımızı söyledim. Beşiktaş'ın hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni her şeyi yapıyoruz. Tayyip'e geçmiş olsun diyoruz. Bu galibiyeti onun için aldık. Var mı başka açıklama şu ana kadar Samet? Abi de Tayyip de sakatlandı. Tayyip de sakatlandı. Evet Tayyip de sakatlandı. Evet Emre abi devam et lütfen. Yani artık bir şeyler yapılması lazım. Taraftar bir şeyler görmek istiyor. Yani ben ilk defa yıllar sonra ilk defa rakip takımın Fenerbahçe stadında alkışlandığını gördüm. İrfan Can Kahveci gol attı, taraftar yuhladı biliyorsun değil mi? Evet. Sen o sıralarda burada evet uğraşıyordun. Evet evet evet. Sonra gördüm. Sonra gördüm abi. Beşiktaş'ın içeriden fotoğrafı da geldi. Evet abi sen devam edeceksin. İrfan Can Kahveci gol atıyor, Fenerbahçe taraftar ıslıklıyor. Artık taraftarın burasına geldi. Bak şimdi taraftar... Kadıköy'de Redmond abi. Vallahi doğru abi. Roman gibi. Evet ya çok benziyor. İnanılmaz da bugün. Şimdi babacığım bu taraftar dediğin şey robot değil, taş değil. Evet tabii ki. Bu taraftarın bir şey var, ciğeri var. Bu taraftarın ciğerini yaktı. En sonunda ciğerini. Patladı abi taraftar. Evet. Ciğerini yaktınız artık evet. Taraftar patladı. Bu saatten sonra bir şey yapmazsan taraftar seni oradan gönderir Ali Bey. Haberin olsun ya. Bence Ali Koç'un şey Emre seni kalırsa eğer bırakmazsa seneye yine büyük bir değişim yapacak kadroda. Yani daha kaliteli. Yani Galatasaray'ın stresini deneyebilir. Yani yıldız oyuncularla beraber. Hani belli bir kadron var artık elinde. 6-7 oyuncu yollayacak. 3-4 tane yıldız, star alacak. Ve bu kadrodan ben sana söyleyeyim büyük bir ihtimalle İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş'ı yollar. Bence de yollasın. Abi yani şey ilk yollayacağı iki oyuncuyu söyleyeyim sana. Evet. Fenerbahçe'nin. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş. İkisini de acilen yollaması lazım. Büyük bir ihtimalle. Kim? Galatasaray mı? Kim? Bir bak ona Samet. Bahis Baronu'nun bir şeyi var. Arkadaşlar duyum aldım net bilgi. Bekli erte futbolcular doping testinden geçmemek için stadyumdan duş almadan çıkmışlar. Sadece söylediklerimden bir iddia. Emre Bey'e selamlar ayrıca demiş. Gülmüş Bahis Baronu. Arkadaşlar 6100 kişiyiz. Like atan, abone olan, yorum yazan bir kişiye tuttuğu takımın formasını veriyoruz. Emre abi senin sesin az geliyormuş. Herhalde ya sevgili Bışar. Mikrofonu biraz. Sevgili Bışar. Bugün düzeltilmiş. Tamam düzeltilmiş abi sıkıntı yok. Sevgili Bışar tamam. Haftalardır bakıyorsun. Evet. Hep ne diyoruz biliyor musun? Yani strateji bak mesela Fenerbahçe, Ali Koç'la ilgili, yönetimle ilgili yapılan transferler, hoca tercihleri, yanlış tercihler. Beşiktaş yönetimi de ne, geldiğim günden beri burada yaptığım eleştiriler neydi benim mesela? Valerian İsmail'in bu kadar arkasında durulması. Durmasın. Yani aynı durulmaması gerekiyordu. Şenol Hoca daha önce gelmiş olsaydı hep diyoruz farklı şeyler konuşabilirdik. Ve Beşiktaş puan durumunda şu anda farklı pozisyonda olabilir. Yönetim de orada hata yaptı. Tabii çok hata yaptı. Şimdi Cenk Tosun gibi oyuncudan 80-90 dakika faydalanamayıp 90. dakikadan sonra oyunu alan bir Valerian İsmail vardı. Ki Getson gibi Mert gibi Mert'i kadroya bile almıyordu. Ki hoca farkı hep deriz ya. Fenerbahçe'de bu hataları çok yapıyor. Hep yanlış tercihler hocalar. İşte Beşiktaş yönetimi Şenol Hoca'yı yönetim getirmedi. Bak Beşiktaş taraftarı getirdi. Taraftarı getirdi. Bravo. İşte bazen de taraftarı dinlemek doğru bir seçenek olabilir. Fenerbahçe taraftarı da dediği gibi sabrı kalmadı artık. Çok yanlış hatalar yapıyor. Şenol Hoca da bu ligin hakikaten önemli teknik direktörün önemli bir tane tecrübeli, deneyimli. Nerede nasıl oynayacağını biliyor. Şimdi bakıyorsun Alanya maçı Beşiktaş Alanya'da 3-0 iken
hemen oyuncu değişiklikleri, defans özellikleri olan oyuncuları koyuyor. 10 kişi 3-3 bitiyor maç. Ama bugün Şenol Hoca'ya bakıyorsun abi. 10 kişi hemen 3. bölge oyuncu takviyesi yapıyor. Hocalık farkıdır bu iş. Bravo abi ya. Hocalık farkı. Müthiş bir örnek söyledin. Bir ama ben şunu söyleyeyim Evren abi sana bırakacağım. Evet. Bak Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe medyası içindekilere söylüyorum. Bu gece Ali Koç istifa demeyen Fenerbahçe'yi ihanet ediyor. Bravo. Taraftar söyledi zaten. Taraftar söyledi zaten abi. Çok önemli bir şey söylüyorum sadece. Yok taraftar değil mi? Medya içerisindeki bravo. Maymuncuklar var. Aa, tamam dur. Ha, onları o... çok merak ediyorum. Yayına girdi. Bu maymuncuklar eğer bu gece Fenerbahçe'ye için diyemezler. Onlar diyemezse o sosyal medyada atanlar var ya onlar. Onu diyorum. Sosyal medyada değil, medyada da var. Medyada var. Ha onlar demek ki bunlar diyemez. Aziz Yıldırım'ın dediği gibi paralı köpektir abi. Buyur abi sen de bak. Onlar hayda, diyemezler. Ben burada 2 ay önce ne dedim? Esut'un ilk böyle sallanmaya başladığı zaman derbiden sonra. Evet. Fenerbahçe'ye Türk hoca lazım. Bu Türk hoca da Sergen Yalçın. Bunu her zaman söylüyorum. Sergen hoca milli takıma gider büyük ihtimal. Her zaman söylüyorum. Bir saniye. Benim düşüncem sen ne dersen de. Milli takıma da gidebilir. Evet. Ama Ali Koç eğer bu takım başında kalacaksa bu sezonda devam edeceğim diyorsa başkan olarak kesinlikle ve kesinlikle bir Türk hocayla çalışmalı. Yabancı hoca olmuyor artık Fenerbahçe. Olmuyor. Gördüm bunu. Bir daha bunu zorlamanın bir anlamı yok. Sergen Yalçın. Ben olsam hemen şimdi getiririm. Hemen getiririm. Bu gece. Bu gece hemen. Gerçekten bu gayı getiririz. Getiririm. Hocayı koyarım başına. Seneye planlamasını yapar. En azından bir sistem görür. Bir takımda bir ruh görür. Anladın mı? Bir enerji görür. Her hafta bir şey değişiklik olmaz. Sahaya odaklanırlar. Saha dışına değil sahaya odaklanırlar. Bence bir an önce Sergen Yalçın'ı getirsinler. Galatasaray ne demiş? Bir kulüp için değil. Herkes için adaleti görevi geldiği günden beri kaos ile tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan. Getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa demiş. Galatasaray resmi hesabı. Metin Şen, Ali Başkan'ın oğlu. Ali Şen'in efsane evet, başkanı. Evet abi, oğlu. Evet abi. O da bir tweet atmış. Eski bu yönetimdeydi biliyorsun. Biliyorum abi. Buraya kadar maalesef buraya kadar artık konuşacak yazacak bir konu yok. Başkanın ve yönetimin gereğini yapma zamanı gelmiş. Metin Şen dediyse orada abi. Bir şey vardır. Ki Metin Şen'in manevi ağırlığı ortadadır. Ali Oğuzcan kardeşim selamlar sevgiler. Cenk Tosun demiş ki takım arkadaşlarımı kutlarım yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Hepsinin yüreğine sağlık. Nathan Redmond'a teşekkür ederim. 2 asist yaptı bana. İkinci yarı çok iyiydik. Mert Günü'ye teşekkür ederim. Çok iyiydi. Herkese teşekkür ederim. Önemli bir 3 puan. Yorgunuz ama bunlar tatlı yorgunluk. 3 puan için sevinçliyiz. Ya Okan abi bak bir hoca düşün. Bir tane daha varmış. Galibiyet Tayyip Tahlasan Uçak Armağan. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. İlk duyumlar uzun süre uzak kalacak vallahi gibi. Valla çapraz bağları kopması var diyorlar. Ben de ağır sakatlıklar geçirdim. Belki 6 ay oynayamayacak ama. NTV açıklamış. Önümde doğrusu. 10 sene var. Ona armağan olsun. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun kardeşim. Tayyip hakikaten kötü oldu. Vallahi billahi bak sana bir şey söyleyeyim. Bir anda böyle bir psikolojik moralim bozuldu. Çünkü o kolay bir sakatlık. Ama o çok genç. 2-3 aya döner Allah'ın izniyle. Bak. 5-6 aydan kolay değil. 2-3 aya dönmez. Ben iyi düşünüyorum. Yeni sezona döner. Ağustos'a döner. Hayır 2-3 ay diyor ya. 2-3 ay sürer. Daha fazla sürer. Çapraz abi. 6 ayı var. Ne kadar genç olursa. Diyorum da Allah büyük. Ben çapraza 4'te dönerim. İnşallah seni Allah söyletmiştir. İnşallah dostum benim. Kaan Tekin şey demiş. Galatasaray'dan bir oyuncu 4 ayda dönmüştü. İnşallah. Kaan Tekin şunu söylemiş. Ne soracaktın sen? Seneye Guardiola'yı getiriyormuş Ali Koç. Öyle açıklama yapmışlar ama yalan abi. Yok, yalandır abi. Ya bir hoca düşün abi. Yüzüne bakmadığın. üçüncü kaleci pozisyonundaki alıyorsun Mert'i getiriyorsun. Mert bu akşamın yıldızı ha yanlış olmasın. Haftaların yıldızı. Milli bu takım akşam, kalecisi milli takımlara ne? Yıldızlaşıyor demiş. Abi muazzam bir sürekli şey. Yedek forvet haline gelen. Cenk Tosun. Kim? Ali Koç. Kim? Samet. Hemen evet, tamam. Yüzüne bakılmayan Cenk'i ilk 11'e monte ediyorsun. Kötüyken de sabrediyorsun. Bir de kenarda oynuyor Cenk. Yani normal yerinde de oynuyor. Evet. Oradan gelip bakıyor golleri. Redmond'a bakıyorsun. Bugün yedek başlıyor. Ama bak hocaya o kadar inanmış ki, takıma o kadar inanmış ki giriyor abi 3 gol bir asist. Bravo. İşte bak. Hocalık farkı. Hocalık farkı. Evet. Performansı su yukarı çıktı. İsmi adı sana duyulmayan mütevazi transfer denen Hacı Ahmetoviç. Taş gibi oturdu. Babacığım Valerian kendi sahanda 40 bin kişi önünde korkak oynatıyor kendi sahanda. Bak Fenerbahçe'ye karşı Şenol Hoca 10 kişi hücum oyuncusu alıyor ya. Peki maçı abi kazanıyor. Omar Kolay'a ne diyeceksin? Seni tebrik ediyorum. Haftalar önce buradaki yayında ne dedim muazzam oynadı. Ya bugün Beşiktaş takımında kötü oynayan yoktu. Herkes karakter, mücadele, her şeyini koydu. Ama sen haftalar önce burada ne dedin? Ben izlemedim, bilmediğim için. Abi dedi ben İtalya'ya gidiyorum. Defalarca izledim. Hamleleri çok iyi, pozisyon bravo. Bilgisi. Tam bak hamle oyuncusu dedim. Evet, evet. Tam dediğin gibi çıktı. Her pozisyonda hamleyi aldı. Bravo, futbolu biliyor yani. Öğrendiler Rabbil Alemin. Hasan demiş ki Emre Bala benden bir soğuk. Yani oynamasına gerek yok. Emre abi şampiyon olduk kibimsi. Demiş ki Hasan, Emre Bola benden bir soğuk su. Evren abi şampiyon olduk gibimsi demiş. Oğlum benle niye uğraşıyorsun? Herhalde. Allah Allah. Evren abi,
Eren abi, Halil Umut Meler'in pozisyonu için, o Arda'nın pozisyonu, penaltımsı diyorlar. Ben ona bir şey bulmamız lazım. Fenerbahçe taraftarı stadın dışında bekliyormuş, olaylar varmış. Bir Galatasaray taraftarı olarak Beşiktaş'ı gönülden kutluyorum. Bugün Beşiktaş'ın kazanması Halil Umut Meler'in kariyerini korudu diyebilir miyiz Okan abi? Kesinlikle evet. Doğru söylüyor. Kesinlikle bugün mesela o penaltıyla Fenerbahçe 1-0 veyahut da 2-0 maçı kazanmış olsa 2-1 Halil Umut Meler %99 düdüğü asılması gerekiyordu. Hala abi, da asılması gerekiyor. Böyle eyyamcı, tetikçi hakemler kardeşim ligde maç yönetirse o yüzden taraftarlar insanlar isyan ediyor, dizayn ediliyor. Evet, onun için bugün orta dizayn edilmeye diyoruz. Çalıştı ama sahada 11, 18, 20, 70 yani 20 milyon Beşiktaşlı yüreğini koydu. Bugün eze eze Fenerbahçe'yi sahada sildi kardeşim. Bugün eze sildi. Bugün TRT'de Lale orta istifa onun için diyoruz. Bugün TRT'de ne dedim biliyor musun? Ne dedin abi? Çok dertlisiniz. Bugün dedim Jesus Fenerbahçe'nin maçı kazanıp kazanamayacağını Jesus belirleyecek dedim. Müthiş bir yorum. Kayıtlarda var. Şeyde de zaten tweet'te attın zaten bir şey yazmışlar. Paylaşmışlar zaten. Yani Jesus bugün resmen intihar etti. Fener'in ipini Jesus çekti. Bu tabii ki burada ben asla Beşiktaş'ın yaptığını, oynadığı futbolu, mücadeleyi görmezden gelmiyorum. Bu başka mesele. Fakat Fenerbahçe adına ipi çeken taraf Jesus'un ta kendisi. Abi Okan abinin müthiş bir görüntüsü var. Hayda. Bunu nereden buldun bu şarkıyı? Abi bizim ekip hazırlamış bunu. Vay vay vay. Okan abi bu ya. Akşam. Asalete bakar mısın bak. Asalete hakikaten. Bak. Kartal'ın asaletine bak ya. Peki, en öndeki kim? Almış. Sensin abi işte en öndeki. Baba şu anda bak burada en önde benim. Nerede ben de? Tommy Shelby. En önde Galatasaray. En önde Galatasaray. Geleceğim yine neye geleceğim? Ne olacak? Gelsen de 11 puan var. Geliyor dur. Abi daha o zamana kadar çok var. Ulan var ya. Helal olsun Beşiktaş'ın. Babaya girdin. Ne güzel renkleri kardeş yapıyorsun. Helal olsun Kartal'ım sana ya. Bak gördün mü? Fenerbahçe'de umut kesince Emir abi. Tabii o yüzden dedim. Ne dedim? Helal olsun Kartal'ım sana dedim. Vallahi Beşiktaş'ın. Ya arkadaşlar bugün arkadaşlar gerçekten tamam, muazzam. İkinci olabilir bak. Kazandı. İyi oynadı. Futbolda bu suların altından çok köprünün altından sular akar. Yok o kadar köprü kalmadı. Var 10 maç daha var abi. 2 maç takıldığın zaman bir de ünlüme o şekilde geldiğin zaman düşünsene neler olabilir. Senaryoyu düşün. Şimdi sana soruyorum. Sıra bunlardı. Bu Beşiktaş. İnönü Galatasaray'ı yener mi yenemez mi? Bu futboluyla. Bence yener. Galatasaray o maça kadar iki maç berabere kalıp da gelse zor ne olacak? Ama Beşiktaş'ın hepsini kazanması lazım. Fener de böyle diyordu. Kazanıyor. Hayallerle geldi. Gitti, bak neler oldu. İçeride dışarıda iniyor. Gelmiyor mu? İyi Galatasaray oldu, iki berabere bak yine yetişemiyorsun. Zor. Bak şimdi. Ulan Trabzon maçında Galatasaray şampiyon oldu dedi. Şimdi diyorsun. Bir dakika bir şey soracağım. Bak zor. Hakikaten zor. Kolay değil. Kolay değil. Ama bu köprünün altında çok sular akar. Doğru. Ama Beşiktaş kalan maçlar Fenerbahçe kalan maçlar. Hazırlayalım. Yani biraz da bak o ışığı da vermeye başlıyor. Bu sonuç Galatasaray çok yaradı. Umut. Fakirin ekmeğidir kardeşim. Bak. Her zaman söyleriz. Umutlanacaksın. Futbolcular da zaten bir havaya girdi. Abi 4 tane attın ya. Hakikaten yok. Çok normal taraftan da havaya girer. Tarihi maç bu normal değil tarihi abi. Maç. Şimdi bu sonuç Galatasaray'a yaramadı mı abi? Beşiktaş, yani ama. Beşiktaş daha önce burada 3-4 yendi mi? 2 kere yendi değil mi? Ulan Beşiktaş'tan daha çok yaradı Galatasaray. Tabii. 3-4. Ya bu maç 4-1 aslında. O ikinci golü falan saymayın abi. Boş ver. Yanlışlık oldu. Ya 4 bak bir de 4 bak 4-2'yi bırak. 6-7-2 de bitebilir. Başka bir şey. 6-3 de bitebilir. Okan abi bugün... başka bir şey. Ya buyur söyle 2 kişi. 10 kişi, 10 kişi ya. Evet ya onu diyorum. Kaç dakika 10 kişi oynadı Beşiktaş? 50 dakika 10 kişi oynuyordu. Bir tarihte biz yazdık arkadaşlar sevgili dostlar. O daha zor. O çok daha zor. Stamford bir işte abi. 65 dakika 10 kişi gittik. 2-0 Londra'da da Chelsea yendi. Ama Chelsea'nin de Chelsea olduğu zaman. Beşiktaş bunu yapar. Yapıyor da. Önemli olan önüne böyle o hakemler, tetikçiler, eyyamcılar gelmediği zaman çıkıyor. Fark etmiyor. Kim söylemişti? Kazım Kanat mı? Vedat Oker mi? Ne demişti? Vallahi mekanları cennet olsun. Amin. Hakemi de yeneceksin diyordu ya. Evet. Maalesef. Kazım Kanat dedi. Beşiktaş hakemi de yeniyor sahada. Rakip takımı da eze eze yeniyor. Sindiriyor. Taraftarına tarihe geçecek bir maç. Fenerbahçe taraftarı tarihinde var mı? Kadıköy stadında derbide rakibini alkışladı bir maçı. Yok abi ya. Hatırlamıyorum ya. Helal olsun Fenerbahçe. Bu da tarihe geçti. Abi bir ama vallahi Fenerbahçe haber var. Ciddi bir haber var abi. Sezon sonu Valencia Fenerbahçe ile devam edecek mi etmeyecek mi ile ilgili bir şey varmış. Sezon sonu Fenerbahçe anlaşacak devam edecek. Türk yapacaklarmış. İsmi de Penalsiye olacakmış.
Yalnız şöyle Valencia'ya şöyle üzüldüm. Müthiş bir sezon geçirdi. Evet abi. Yani takımı şampiyonluğa götürecek derken şampiyonluktan etti. Aa, hakikaten. Bak şimdi futbolun da acı yönü bu. İlk penaltı kaçırdı. O penaltıyı atsaydı. Maç 2-0 oluyordu Emre. Bak futbolun gerçeği bu. Orada maç bitmiş. Ya olabilir. Doğru söylüyorum. Ondan önce de Abubakar'da 2 tane kaçırdı abi. Tamam, yani şimdi, olur yani. Valencia'yla ilgili söylüyorum. Valencia'nın Fenerbahçelilerle beklentisi. Bizim de onun beklentimiz. Büyük maçlarda ne yapacak? Evet penaltıyla golünü attı. Ama gel görelim ki abi. Büyük maçtan topçusu. 2-0, 2-0 yapacağı maçta bitti. Atamadı ve şampiyon. Bana göre büyük yani, maçtan topçusu. Onun için değil. Valencia'da ben sana söyleyeyim. Büyük ihtimalle Fenerbahçe'den gider. Bu maçtan sonra anlaşma da olmaz. Olmaz abi. Zor. Olmaz. Hiç Fenerbahçe'de ameliyatının hiç sesi yok değil mi arkadaşlar? Ben göremiyorum. Ben de ne diyorum? Valencia'yı göndereceklerse ben de Beşiktaş olarak bak samimi söylüyorum. Kendi düşüncemi söylüyorum. Bu benim düşüncem. Alın abi. Zerbileri zaten Cenk atıyor. Abubakar atıyor. O da diğer maçlarda atsın. Alın abi. Alın. Alternatif oyuncuları. Aynen. Alın abi. Abubakar gibi oyuncu var. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Abubakar hakikaten farklı. Bugün kötüydü Abubakar ya. Ya kötüydü de yine attı. Yine oralarda bulundu. Gitti. Kondisyonu yoktu abi neredeyse. Hat-trick yapabilirdi mesela. Çok top kaybetti. Hat-trick de yapabilirdi. Ama gol de atabilirdi. Evet. Gol de atabilirdi. Evet. Emre abi bu sessizliğin sebebi ne? Ya ben anlamadım niye onu bekliyorum da bir sürü bir şey gelmedi. Hiçbir oyuncu falan açıklama yapmamış. Hiçbir yönetici bir açıklama yok abi. Bir tek şey Abubakar'ın konuşması geldi başka bir şey Emre, gelmedi. Emre bu sessizliğin sonu iyi değil. İyi, bak evet. Ben sana söyleyeyim bu sessizlik oluyorsa. Ya keşke bir telefon trafiği yapabilsek içeride evet. Falan da yapamıyoruz tabii şu anda. Abi yok açıklama yok abi. Ne oluyor ne bitiyor. Icardi, efendim? Oliveira. Verelim Şenol Hoca'nın açıklaması ver var. Ver Şenol Hoca'mın ver Icardi, hocam benim. Oliveira. İsimlerimizi alalım. Jesus o da bizden. İki takım da kazanmak istiyorum. Icardi, Oliveira. Jesus o da bizden. Icardi, Oliveira. Torreira, Mustera. Jesus o da bizden. At mı tweet'i? Atsın mı tweet'i? Atın mı tweet'i kardeşim? Icardi, Oliveira. Torreira, Mustera. Jesus o da bizden. O da bizden, o da bizden. O da bizden, o da bizden. Jesus sizden mi bilmiyorum ama Pedro kesin sizden de abi bugün. Yani Pedro kimden oynadığı belli değil ya. Nereden oynadığı belli değil. İki takım da kazanmak istiyordu. 1-0 geriye düştük. Bütün oyuncularım iyi niyetli kompakt oyun oynadı. Enerjilerini boşa harcamadı. Şansla yardım ediyorum bazen. 2-0 olabilirdi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım hem güçlerini hem de yeteneklerini gösterdi. Futbol adına doğrular var. Bu doğruları yapınca kaybetseniz bile kazanırsanız tüm oyuncularım içlerindeki güzel ruhu ortaya çıkardı. Devamı var mı Samet? Başarı için iyi bir duruş sergilemek lazım. Tayyip Talhan'ın geleceği parlak. 3-4 ay gecikme bile olsa sahalara dönecek. Oyuncular sıkıntı geçirmenin önemli olan işe sahip çıkmak yeniden dönecektir. Bu kadar mı Samet? Şen olacak. Bir tane daha vardı sanki. Hay bir şey dedin ama playoff dediğim şeyler dedin. Şimdi Emre Koca'dan Emre Koca playoff'la ilgili açıklama yapmış. Bilmiyorum ne söylemiş. Hayır'ın puan istemiş. Varsa onu alalım Samet. Ne söylemiş? Bu maçtan sonra onu demeseydin. Maçtan sonra evet. Beşiktaş'ın Şenol puanları verilsin. Fenerbahçe 4 atılsın. Doydun mu bugün abi? İncildin mi? Doğru söyle. Oğlum Beşiktaş'ın puanları verilsin. İncildin mi? İncildin mi? Beşiktaş'ın puanları verilirse abi şu anda Fenerbahçe'nin üstüne çıkıyor. Üzüldü çok üzüldü. Üzüldün mü? Tabii. Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok iyi şu keşke şeyi verebilseniz. Niye abi? Bütün kalan maçları verebilseniz. Geliyor. Kalan maçlar da geliyor. Şöyle bir hesap. Gerçekler ortaya çıksın. Hayallerini bıraksın herkes. Şu anda 63 Galatasaray lider. Evet. 54 Fenerbahçe 6 puan var arada. Evet, 9 puan esasında da. 6 niye oluyor? Bay Geçe yaptı. Bay Geçe'ye yaptı. Bu futbola kazanabilecek mi abi ya? 9 puan var. Şu an 9 desen. Evet 9. Bir maç fazlasıyla 9. Bir maç fazlasıyla 9 puan var. Beşiktaş'ın herhangi bir maç fazlası eksiği yok. Yok 11. 11 puan fark var. Yani Beşiktaş'ta Galatasaray'ın arasında 11 puan. Fenerbahçe'yle 9 puan var şu anda Real. Evet. Ama tabii Galatasaray haftaya bay. Fenerbahçe haftaya kimle oynuyor? Onu Beşiktaş'ta eğer, kimle oynuyor? Ona da bak. Eğer onu da soruyor. Beşiktaş ilgilendirmiyor çok. Ha. Önümüzdeki hafta mı? Fenerbahçe haftayı kimle oynuyor abi? Hemen söylüyorum. Karagümrük deplasman. Eğer Karagümrük Beşiktaş yenerse Beşiktaş içeride Giresun'la oynuyor. Evet. Yenerse Galatasaray 63'te mi kalıyor abi? Evet. Fenerbahçe 54 57 yapıyor. Aynen öyle. Beşiktaş 55 yapıyor. 55 yapıyor değil evet mi? Yanlış abi mı? Evet. 55 yapıyor. Yok abi olmuyorsun. Ne yaparsın? Abi Fenerbahçeliler ve Beşiktaş puan derdine düştü. Başka bir hesap yapıyorum. Puan derdine düştü. Garantilenir. Ona bakacağım. Ne garantiler? Ona bakacağım. Ben sana söyleyeyim abi. Abi 28. hafta Galatasaray liderse garantiler. Ne kaldı bak 6 puan buradan var. 55-63. Abi hiçbir hesaba gerek yok. Ya erken matematiksel garanti olmaz. O 8 puan. Galatasaray'ın kalan maçları abi. Ya İkisi de haftaya kazanırsa. Bak ekranda. Beşiktaş'ın abi. Beşiktaş. Kalan maçları. Bak şimdi bir dakika şimdi şöyle söyleyeyim. Haftaya Galatasaray 63 kalıyor mu abi? Evet abi. Fener Beşiktaş kazandı diyelim ikisi de. Evet. Evet abi. Birisi 57 yapıyor birisi 55 yapıyor. Evet.
Yani Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 6 oluyor. Beşiktaş'ı da 8 oluyor değil mi? Doğru mu? Evet abi doğru. 8 oluyor. 8 oluyor yani. Çok güzel bir hesaplam doğru. Fener'in 2,5 maçı var yetişmesi için. Evet. Yani 2,5 maç kaybedecek çünkü şeyi de verdik. İçeride 2'li avarajı var. 2'li avarajların 2,5 maçı var. Beşiktaş'ın ise 3 maçı var. 3 maç kazanması. Yani Galatasaray 3 maç kaybedecek. Beşiktaş 3 maç kazanacak. Beşiktaş 3 maç kazanacak. Bir maç sil ününü geliyorlar 2 maç var. Hayır Beşiktaş'la Galatasaray'ın ama maçları aynı abi bu arada. Evet oradan 3 sil. 3 sil 3 de oluyor koy oradan. Bu kim? Beşiktaş'ın kalan maçları. Evet Beşiktaş'ın kalan maçları. Giresun'a 3 yazdı. Ha içeride oynuyor. Giresun'a 3 deme Giresun ters takım. Ters bugün yenildim onlar. Alanya'yla bilmiyorum ne oldu. Beraber bitti. 2-2 beraber bittiler abi. 2-2 2-0 öndeydi Alanya. 2-2 beraber bitti. Vay be Giresun yine bak kaybetmemiş. Abi Giresun büyük takımlara ters geliyor. Evet. İlk maçta oldu Beşiktaş'ın Giresun'da yendi mi Beşiktaş? Yendik bir. Ya sen Galatasaray'ınkileri getir Galatasaray'ınkini. Galatasaray'ınkini getirin Esamet. Beşiktaş üçüncü takımı şeyini getir. Ya şu an Fenerbahçe'ninki var mı? Galatasaray'ın. Galatasaray Kayseri. Şimdi, bu akşam itibariyle ikinci takım olabilirler abi bu arada. Şimdi bir dakika. Galatasaray Kayseri. Ha, ne ikincisi? Puan farkı var. Hasta mısın sen ya? Kimin? Beşiktaş'ta Fenerbahçe evet. Arasında mı? Tabii İki ki var. Tamam. Tamam. Bu akşam itibariyle nasıl olabilirler? Yani yakında. İyi misin? Oraya doğru gidiyor ya. Bu akşam itibariyle nasıl olabilir? Bu akşam başka bir gidişat oraya doğru gidiyor. Öngörüsü çok yüksek buradan olduğu için doğru söylüyor. Buradan 3 aldı mı? 3 aldı mı? Galatasaray. 3. Kayseri maçı. Yazalım abi. Galatasaray Kayseri. Ne yapar? Bana mı soruyorsun? Sana soruyorum. Bence 3 puan alır. Eren abi 3 puan. Kayseri 3 puan. Okan abi sence? 1 puan. Ya ciddi bir Okan tamam, abi. Tamam sen 1 puan abi. Tamam objektif. Allah Allah bir dakika kardeşim. Ben 3 diyorum. Alanya Galatasaray. Ben Galatasaray'ın yine 3 alacağını düşünüyorum burada. Sen Eren abi. Valla kötü takım. Karagümrük maçı mı? Alanya. 3. Ben de 3 düşünüyorum. Okan abi sen? 3 diyorum ben de. Okan da 3. Karagümrük Galatasaray. Ben Alanya 3 diyorum. Karagümrük. Ben Galatasaray yine içeride 3 diyorum Galatasaray'a. Evet Okan abi. 3 diyorum. Eren abi. 3. Ben de 3 diyorum. Beşiktaş Galatasaray. Beşiktaş Galatasaray. 0. Sen 0 diyorsun. Ben 1 diyorum. Beşiktaş Galatasaray. Evet. Ben 1 diyorum. Abi şöyle bir şey var. Zaten Galatasaray oraya kadar maçlar alırsa şampiyon oluyor zaten. Bir dakika ona bakacağım. Ona bakacağım şimdi. Daha olmadı. Olamıyor da çok büyük avantaj oluyor. Daha olmadı. Bu arada Fener'in ve Beşiktaş'ın bütün maçlarını kazandığını varsayıyoruz. Varsayıyorsun. Tabii. Abi, ya şu var abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Futbolda olabilir. Şuraya gelmedi bir dakika. Galatasaray kazanır. Fener maçı için Beşiktaş'ı bir kenara bırakıyorum. Beşiktaş hakikaten bugün şampiyonluğa zor da olsa bir yerden tutabileceğini gösterdi. Ama abi ikinciliği. İkincilik zaten ben bu akşam itibariyle Beşiktaş ikincidir kesin. Bak. Yok abi, Beşiktaş bu akşam itibariyle ikinciliği garantilemiştir. Liderliğe bakacağız. Ama Fenerbahçe kulübüsün. Tamam mı? Abi 4 diyorsun. Bir Allah'ın kulu çıkıp açıklama yapmıyor. Şampiyonluk hesabı. Bırak abi. Valencia ne demiş? İşte tek yürekli adam. Maçtan önce de bunu kazanmamızın önemini biliyorduk. Maalesef istediğimiz gibi olmadı. Şampiyonluk yolunda bu maç bizim için çok önemliydi. İşler bizim için daha zor. Hala daha çok maç var. Fenerbahçe değiliz. Bu nedenle sonuna kadar savaşmalıyız. Kaçan penaltıdan sonra takım sahada konsantrasyonunu kaybetti. O an ne oldu bilmiyorum. Konsantrasyonumuz düştü ve rakip maçı kazandı. Var mı başka Samet? Baba, 4'liye dönelim. Peşin satan gibi oturuyorum. Abi haklısın ama. Haklısın yani. Ben de bugün oturacaksın canım bugün. Hak ettin. Bugün hem oturdum hem oturdum. Abi. Ne abi işte söyle. Ya ama. Başarı geçsene tekrar. Buyur bir şey söyle. Başka bir şey. Samet'le konuşuyordum. Ya bir şey soracaksan kalkayım saygısızlık yapmayayım. Şu anda bir dinleneyim. Söz hakkı verdiğin zaman hemen böyle. Samet'le konuşuyorum. Samet'le konuşuyorum. Abi like yapalım abone olalım. Bak aynen arkadaşlar. Bugün son günümüz ya. Abi 5200 kişi. Bugün şampiyonluğumuzu garantilendi Allah'ın izniyle. Hayır sevgili Beşiktaşlar like deyin. Pompalayın Beşiktaşlar. Pompacı Okan diyor. Yazıyorlar bana pompalayın o zaman kardeşim. Like deyin yorum yapın pompalayın. Hadi destek olun. Like atan abone olan yorum yazan bir kişiye tuttuğu takımın formasını veriyoruz. Emre çok abi, değerli ekranda. Kıymetli sevgili Mehmet Ali dostum selamlar sevgiler yazıp Galatasaray, duruyorsun. Başakşehir, babasının oğlu. Bence bu Galatasaray Başakşehir haftası Galatasaray şampiyon olur. Zaten dönüm noktası orasıydı. Evet, başlangıcı yani bu şeyin maceranın resmi başlangıcı. Resmi şampiyonluk mu olur abi? Ha resmi. Ben daha öte bir şey söyleyeyim mi? Tuhaf gelecek size. Abi ben Beşiktaş'ın bir türlü bırakmayacağını düşünüyorum. İkinci değil mi? Galatasaray'ı. Yani burada daha var ya. Fenerbahçe daha doldu abi. Fenerbahçe bu dakikadan sonra kendine gelemez. Abi, o, hatırlayın Galatasaray mağlubiyetini aynı dağıldı. Şey. Dağıldı. Fenerbahçe darma duman oldu. Galatasaray mağlubiyetinden sonra 6 maçta 5 galibiyet aldı. Yok peşine değil. Bir mağlubiyeti daha var yanlış hatırlamıyorsam. Yok. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hiç ondan sonra yani, şey olmadı. Yok yani. Yine doğrudur.
Doğru. Ya şimdi Anadolu takımlarla oynuyorsun. Yine Fenerbahçe'nin yani bir şekilde devam eder İstanbul bu ligde. Öyle bir anda koplar. Doğru. Aynen. Bak 7 puan fena olur. 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik. Doğru. Ama Galatasaray eğer Beşiktaş sahasında berabere kalıp İstanbulspor maçını da kazanırsa İstanbulspor maçını kazanırsa o hafta şampiyon resmi olarak. Resmi olarak. Var ya bütün tabii şeyler. Bir daha söylesene Emre. Bir daha söylesene. Eğer Beşiktaş'ta berabere kalıp deplasmanda o zamana kadar kazanıp Beşiktaş'ta sonra beraber. Da Galatasaray Başakşehir İstanbul Galatasaray maçları var ya ha. Onları eğer kazanırsa resmi olarak şampiyon olur. Evet. Fenerbahçe'nin kimse kazanırsa kazansın. Doğru. Yani Fener'de Beşiktaş'ta kazanırsa kazansın. Fenerbahçe'nin maçlarını verir misin Samet Bey ekranına kalan maçlara? Bir şeye bakacağım. Geliyor ekrana Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe'nin 2 tane 6 puanı var bu arada. Var. Var. Galatasaray'da bir 3 puan daha geldi. Ama o aldı zaten. Aldı zaten bir tanesini. Birini aldı. Ya bir şey söyleyeyim yalnız. Şu var abi. Galatasaray bu yıl 2.42 puan ortalamasıyla oynuyor. Korkunç. Hakikaten de yok herhalde. Bizim lig tarihimizde böyle bir 16'da 15 maç kazandı. Tabii. Düşün sonra. İçeride abi 2.50. Efendim Samet? Samet de bak ne diyor uyarıyor beni. Fenerbahçe'nin diyor 2 tane deplasmanı var abi. Sivas Giresun. Emre abi. O arada. Ne olur mesela Fenerbahçe fikstürüne bakıyorsun. Karagümrük'e gideceksin. İstanbul dışında. İlk maç Karagümrük 5-4 abi. Evet. Abi Fenerbahçe'nin bu hafta vereceği reflekse bağlı yönetimin. Hoca konusunda ne refleks verecek? Yani Karagümrük maçına Jesus'u çıkartmam. Zaten çıkmam asıl. Çıkarırlar mı sence? Yok. Abi bir türlü kimse niye konuşmuyor ben anlamadım ya. Şey Jesus konuşamaz zaten cezalı olduğu için herhalde. Tamam Jesus konuşmasın. Bitti gerçi cezası. Herhalde yöneticiler konuşsun doğru söylüyor abi. Yani niye konuşmuyor? Bence, abi bu yanlış bence anlamayın da. Kongre var şu an. Kongre diyorum toplantı yapacaklar kesin yarın falan. Yok abi bu istifa ışığıdır demedi demeyin. Şu anda istifa için içeride konuşuluyor abi. Her şey konuşuluyor. Bilmiyorum Emre abi sen bunları yaşamışsındır. Var mıdır sence böyle bir şey? Benzerleri oldu mu? Tabii çok yaşadım ben böyle şeyleri. Biz çok yer ağzında gittik. Kapının önünde çok bekledik yönetimden. Toplantılarını şunları bunları falan çok bekledik. Yok başkan giderse başka bir aday birisi. Deyus'un açıklaması var abi. Gideceğini zannetmiyorum. Deyus'un açıklaması var. Onu aldınız mı? Ben hemen söyleyeyim. Deyus demiş ki onlar almadan ben söyleyeyim abi. Bana göre maçı değiştiren kilit an penaltıyı kaçırdığımız andı. Benim dediğim işte. Bunun ardından rakibimiz her kalemize geldiğinde gol buldu. İkinci yarı kötü bir performans gösterdik. Yapmamız gereken sorumluluğu üstlenmek, kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Önümüzde başka maçlar var. Ya bırak o geçti, geçti bıraksın dediğin gibi. Basit goller yedik demiş mi? İyi evet, kaldı. Basit goller onu yedik. Demiş abi. Ya baba bir şey Emre bu var ya. Kafasını kaldırması lazım geçecek abi. 1-0 işte. Öndesin zaten. Penaltıyı kaçırırsan kazın. Ne olacak abi rakip 10 kişi yani. Ne demek kırılma anı orası 1-0'ı tut abi. Ne demek kırılma anı orası ya? Böyle bir saçma zaman basit kalsın olur Allah aşkına ya. Rakibin 10 kişi. Kendi sahanda oynuyorsun ve 1-0 öndesin. Dalga bir tane penaltı kaçırmışsın. Ne olacak ki? Kaçmaz mı penaltı yani? Tabii canım kaçın oradan maçı çevirebilirsin. Ya bu saçma sapan adamlar gelmişler Fenerbahçe hocalık yapıyorlar ya. Ya bırakın gidin Allah aşkına yeter ya. Vallahi sinir bastırdınız insanları ya. Haklı vallahi. Vallahi billahi sinir bastı ya. Ya burada gülümsemeye çalışıyorum. Program yapıyoruz bir şey dememeye çalışıyorum da. Buramıza geldi kardeşim ya. Yapmayın etmeyin ya. Ayıp. Vallahi ayıp ya. Yeter ya! Yeter! Adamı ne hale getirdiniz ya? Allah bunun üstüne... Sadece Emir abi değil ki. Bütün Fenerler abi. Bütün Fenerbahçelilerin hale düştü abi ya kolay mı ya? Söyleyecek bir şey yok. O kadar umutlandılar, o kadar şey yaptılar, beklentileri yüksek. Ya adam dur abi bir şey söyleyeceğim. Ama gülerek konuşuyorsun hayır, ya. Hayır gülerek değil ben anlatıyorum sen bana bakıyorsun gülüyorum ben de sana gülüyorum. Emir abi sussun bizi şimdi vermenize gerek yok. Kolay bir süreç değil gerçekten. Ali Koç döneminde biten seriler. Trabzonspor 23 yıl sonra galip gelmiş. Galatasaray 21 yıl sonra galip gelmiş. Gençler Birliği 21 yıl sonra galip gelmiş. Göztepe 21 yıl sonra galip gelmiş. Beşiktaş 15 yıl sonra galip gelmiş. Sivasspor 7 yıl sonra galip gelmiş. Şenol Güneş ilk galibiyetini almış Kadıköy'de. Rekor üzerine rekor kırıyor valla. 24 saat futbol. Ali Koç ilklerin insanı. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Galatasaray'da bir taraftan. Bakalım daha neler var mı görmedin bir şey ya? Daha yok abi. Döngü. Bir de gelip uzaylılar yansınlar Kadıköy'de bize. Döngü başladı abi. Döngü hatırlıyor musun? İlk Galatasaray şampiyonu. Bir de UFO insin Kadıköy'e, stadın oraya. Bir de UFO şeylerle, uzaylılarla bir maç yapalım. Bir de uzaylılar gelsin bir de onu da görelim ya. Bir görmediğimiz o kaldı çünkü. Başka ne görmeyeceğiz? Öyle abi görülmedik bir şey kalmadı hakikaten. Ya ama, işte ben... ama her türlü rekor kırmak başka bir başarıdır. Yani Galatasaray rekorlarına bakıyorsun. O, bravo. Osay Samuel demiş ki utanıyoruz. Emre abi. Utan.
WhatsApp'tan bir şey yazdım sana. Abi şu doğru mu bilmiyorum. Başkan açıklama yapmış herhalde. Bir ona baksınlar. Doğru mu bilmiyorum. Atıyorlar. Tabii tabii Okan abi. Ben istenmediğim yerde durmam demiş ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Teşekkür ederim. Tam 10 dakika sonra abi. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Emir onu teyit eder. Emir abi bakar mısın sen de? Ben istenmediğim yerde mi durmam mı demiş. Yani eğer öyle Kenan atıyorlar ama ben tam şey yapmıyorum yani. Doğrulamadım. Abi baksınlar içeride ne yazıyor ne çiziyorlar. Ali Koç'un açıklaması var mı? Evet bakıyoruz. Konsantrasyon açıklamaları var. Yani kıyamet gibi. Bugün Ali Bey'in doğum günüymüş bu arada. Mutlu yıllar Ali Koç. Mutlu yıllar başkan. Allah sağlıktan, sıhhatten, çoluğundan, çocuğundan. Galatasaray yönetimi bir basın açıklaması hazırlıyormuş abi bu arada. Yok, bu akşamla ilgili. Yok, çok ciddi. Kamuoyuna bir çağrıda bulunacaklarmış. Bir dakika abi. Kamuoyuna bir çağrıda bulunacaklarmış. Sayın Ali Koç'a bir yıl daha şans verin diye. Ya abi girme o işlere. Yok Galatasaray yönetimi abi. Galatasaray yönetimi. Yok bence gideceğini düşünmüyorum ben ya. Ali Koç o konuda şey kırmızı çizgimiz. Niye abi? Jesus da öyle yani onlar bir şekilde kalır. Ya hakikaten. Evet biraz sahanın içini değerlendirelim. Samet verir misin Fenerbahçe'nin 11'ini? Emre abi bir telefon görüşmesi de yapacak bu arada. Samet bir verelim. O 2020'deki açıklamasıymış. Yanlışmış. Ne abi? İstenmediğim yerde durmam mı? Herhalde dur bakayım. O zaman istenmediği bence aşikar ya. Sen Redmond'la ilgili Mourinho bir şey söylemiştin içeride. Ne demiştin? Redmond, ya? Guardiola bir maçtan sonra Guardiola oyundan çıkarken şey Redmond'a karşı oynuyor. Tamam. Guardiola. Maç bitiyor. Redmond önce sarılıyor. Sonra bağırmaya, azarlamaya başlıyor. Sen diyor çok daha iyi olabilirsin diyor. Senin yani bu hataları yapma falan bir ruh hali var neden, falan. Neden biliyor musun? İşte nerede ne zaman ne yapacağını doğru bilgiler mesela o an doğru karar ver diyor. Evet. Yani nerede ne yapacağını bilmediği müthiş için yeteneklisi. Muazzam çabuk görmüyor musun bugün neler yaptı? Neler yaptı abi. Ya tek başına. Ve devre arasında yolluyordu az daha Beşiktaş'a. Allah aşkına bu gibi hatırlar evet. mısın bir ara Onyekuru soldan neler yapmıştı ilk galibiyetinde. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Cenk'in forma sallanır. İki gol attı hatta o maç ya da avukat. Fark etmiyor fark etmiyor. Var mı yani, herhangi bir yönetim tarafından açıklama? Önemli bir şey geliyor dur. Geliyor bir dakika. Son dakika. Ne yapacaklarmış? Geldi al Redmond. Evet Emre abi canlı yayında. Gitmişler mi? Gitmesinler ya. Başkan görüşmüş. Mı? İstifa var herhalde. Bıraktı mı? Şey ne demiş? Bırakmaz inşallah. Ne, evet herhalde bir istifa haberi gelecek. Bakmaz. Anladım. İstifa haberi gelebilir. Anladım tamam. Hadi. Ne oldu abi? Bu akşam herhangi bir açıklama yapmayacak Fenerbahçe yönetimi. Yarın hazırlanıyorlarmış. Klasik Koç ailesi bir karar almadan önce 24 saat düşün üzerine. Öyle mi oluyor? Yarın Koç ailesinin bir geleneğiymiş abi. Fakat şöyle bir haber verebilirim. Ali Koç maçtan sonra soyunma odasına inmiş. Oo. Bunu tweet atalım. Ali Koç maçtan sonra soyunma odasına girmiş. Ne bir şey olabilir abi? İnmiş işte bakmak lazım ona. Daha şimdi telefon trafiği yapmam lazım benim de. Herhalde pek iyi şeyler söylememiştir. Ha? Ben de öyle düşünüyorum abi. Yani muhtemelen bir iki kişiye böyle ağır laflar etmiş olabilir özellikle Türk oyunculara. Onu şimdi biraz telefon trafiği yaparsak onu öğreniriz esasında. Yani o maçta sonra fırça atmak ayrı bir şey. Maç lig gitti anladın abi, mı? Şampiyonluk gitti. Bugün de dörtleri orada günü. Kendiyle ilgili bir şey de söylemiş olabilir yani. Takımın hedefleriyle ilgili. Takımı değiştireceğim de diyebilir. Abi yeni planlama yapacağım veya ya, ben bıraktım abi, diyebilir. Her şeyi söyleyebilir abi. Fenerbahçe taraftarının aklıyla kimse dalga geçmesin. Onu bunu Fenerbahçe taraftarının önüne atmaya benzemez bu. 5 yıldır bir tane süt kupan yok. Milyon milyon eurolar vermişsin. Takım rezalet. İçeride dışarıda içeride 2 tane büyük rakibine yeniliyorsun. 4 yiyorsun, 3 yiyorsun. Evet. Hala ben başkanım diye geleceksin. Öyle bir şey yok ya. Böyle bir dünya yok. Aynen öyle. Ben de seninle aynı şeyi düşünüyorum. Bırakacak abi. Yok, taraftar zaten söylüyor. Yani. Bırakacak ya. Olması gereken tabii bu. Geç ya. Reaksiyon alıyor. Şimdi sen istediğin kadar o soyunma odasına gir kardeşim. Bu takımı oluşturan, bu teknik adamı getiren kim? Yıllardır ya. O hatalara düşüyorsun. Az önce söylüyorum. Senin kendini bir sorgulaman gerekiyor. Bu kadar. Milyonlarca Fenerbahçe'nin canı yanıyor. Yaklaşık 10 yıldır şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Abi ne demek ya? Tabii. Ne şöyle demek? Bir şey olabilir. Bu gidişatla, düşün. Hadi bu kadronun çoğunu bir sürü oyuncu sayabiliriz değil mi gidecek? Bu takımın %70'ini göndermesi gerekiyor. Yine en azından 15-16 tane. Abi, yine aynı yanlış transferleri yaparlarsa ne olacak abi? Yaptın. Yine bir dahaki sene. Önümüzdeki sezonla ilgili. Ne yapacak biliyor musun? Sezon sonu artık bir tane televizyon programına katılır. Yine bulur birini. Rasim Ozan'a dalmıştı ya. Dalar artık. Fenerbahçe taraftarını konsolide eder. Oo yallah devam. Ben bir şey söyleyeyim abi ya. O programda kendi demedin mi Fenerbahçe'ye 4 ya da 5 oyuncu, 3 ya da 4 oyuncu lazım. Niye abi 3 ya da 4 oyuncu oldu sana 14 oyuncu, 15 oyuncu? Bugün geldiğin nokta Fenerbahçe'nin paraları değil mi bunlar? Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim yani geçmiş haftalarda bir abimiz var. Ben hani Fenerbahçe kulübüne çok yakın değilim ama
hani bir ortamda söylendi. Aziz Yıldırım'ın hazırlandığı konusunda konuşuluyor. Evet. Yani o dedikodular yok, var. Yok yok ben onu ben... Bir dakika abicim anlatayım ya. Anlat hadi. Ben aldığım bilgiyi anlatayım. Sen ondan sonra yok diye satayım. Ya Evren abi ya. Ulan Aziz Yıldırım'ın hazırlandığını düşünüyorum. Yani orada konuşulan şeylerden şimdi böyle bir şey olursa bence Aziz Yıldırım hazırlanıyor Fenerbahçe Başkanı'na tekrar. Ben de... Ciddi onu... mi diyorsun abi? Evet. Böyle bir ihtimal mi var? Abi şimdi düşün Ali Koç giderse kim gelecek abi zaten? Ama ben çok başkan onların yönetiminden biriyle görüştüm. Saadettin Saran da olabilir. Bence Aziz Yıldırım hazırlanıyor. Bana yanlış bilgi de vermiş olabilirler ama başkanın hiç aklında öyle bir şey yok diyorlar. Ben de aynı, ben de aynı şekilde duydum. Emre abi daha iyi bilir onu. Ben de aynı şekilde duydum. Ama Saadettin Saran gelme olasılığı yüksek. Bak Saadettin Saran olma olasılığı daha yüksek. Ben bana müsaade verir misin? Tam o 43 olmuş. Aynen. Okan abi kaçıyor. Sen bayağıdır konuşma. Aynen bana müsaade. Ben zaten sen git de arkandan konuşursun. Tamam. Arkandan. Okan abi bize veda edecek. Emir abi. Okan abi görüşürüz. Tebrik geçmiş ederim. Olsun. Geçmiş ben olsun. Ben sizi tebrik, tebrik ederim. Geçmiş olsun. Abi öpüyorum seni. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bir dakika. Ulan çok şey bugün bana keyiflendirdiniz. Biraz kırmışsam, üzdüysem. Yani bugünkü yani bu galibiyetimize sayarsak. Biraz abarttın ama bir daha yapmasak. Sonuçta gerçekten önemli bir galibiyet aldık. Eze eze. Gece görüşürüz. Gece görüşeceğiz zaten beraberiz. Sen bugün sahura kalma. Kalkma. Bayağı bir yemişindir sen. Sen sahura kalkma bugün abi tamam mı? Sen bugün sahura kalkma. Arkadaşlar. TV8.30'da saat 24.30'da 12.30'da yayın 12.30'da, var. 12.30'da evet Okan'ı izleyin TV8.30'da. Kendinize iyi bakın abiler dostlar. Hadi, kendine iyi bak kardeşim. Sağ kalkmasın. Abi öpüyorum seni. Hiç kalkmasın. Yani doymuşsun kalkma. Zaten sonra. Sevgili Beşiktaşlar. Selamlar sevgiler. Bana müsaade abi. Abi öpüyorum seni. Yani şey kalsın orada. Gitme. Evet. Ses yankı yapar mı? Gitmeye buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Yetmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla. Çok enteresan. Bir daha söylesene abi. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Yetmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim vallahi çok enteresan. Güle güle Okan. Abi bunu kim için söyledin? He? Kim için söyledin? Hepsi bunu? İçini. Bay bay ikisine de. Okan ve Jesus mu? Tabii Okan ve Jesus. Jesus için aslında yazdım bunu. Aa. Tabii. Orijinal bir şarkı. Orijinal Jesus. Okan'ı da öyle yolcu ettik. Emre abi sana döneyim ben. Bir Aziz Yıldırım'ın böyle bir şey var mı? İlgisi, talebi? Ya ben Aziz Başkan'ın şöyle Aziz Başkan'ın yerinde olalım. Onun empati yapalım bakalım. Evet, ne düşünürüz? Yani sen yıllarca 20 yıl bu kulübün başkanlığı yapmışsın. Sonra adeta Fenerbahçe kongreleri seni kovarak gönderdiler. Aynen öyle. Maalesef öyle bir durum büyük oldu. Büyük rezalet yani. Aziz Yıldırım'a yapılan çok büyük ayıptı. O gün ben kongredeydim. Başkanlık seçiminde kongredeydim. Abi herkesin bir oyu var elbette. İstediği kimseye de verir. Başarısız bulduğunu gönderir. Başarılı bulduğunu getirir. O başka mesele. Ama yapılanlara edilenler Aziz Başkan'a gerçekten çok yanlıştı. Ve ben Aziz Başkan'ın bazı şeylerin içinde kaldığını düşünüyorum Bışar. Nedir abi? Yani hırslı bir adam. Hepimiz tanıyoruz Aziz Başkan'ı. Tabii. Ya herkesin böyle evinden birisi gibi yani. Üç aşağı beş yukarı herkes birazcık tanır Aziz Başkan'ı. Evet. Futbolla ilgilenen insanlar. Ya böyle şöyle bir hırsı olabilir içinde yani. Ulan siz mi bana bunu yaptınız? Dur bakalım bekleyelim de sırada elbet bana gelir. Demiş olabilir. Valla ben net bilgi aldım ama bilmiyorum tabii ki. Yani. Olabilir. Yani bunu söylemiş olabilir. Abi yine Aziz Yıldırım'ın bir tecrübesi var. Biz başkanla daha önce yıllarda oynadığımız dönemde oturduk. Yani orada bir sonuçta baktığın zaman takımla olsun, transferlerle olsun, takıma bir anda şey koyabiliyor. Anladın mı? Ağırlığını koyuyor, bir şey yapıyor. Hiçbir zaman Fenerbahçe onun zamanında böyle lap diye kopmadı şampiyonluktan bu kadar. Yani bu Ali Koç'un 5 yılı. Bir şekilde orada direndi. Sonuna kadar yaptı. Şampiyon da oldu. Evet. Yani onun için Aziz Yıldırım bu konuda çok daha tecrübeli. Bu bir gerçek. %100 abi. Yani Ali Koç bu şansı değerlendiremedi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü maçta ben Aziz Bey'in olduğunu düşünemiyorum. Ne yapardın? Yani mesela senin? İlk yarı bitti. Soyunma odasına bir iner. Herkesin üstünden bir geçer abi. İlk yarı 1-0 bitti. Fark etmez. O görür şeyi. Ne olacağını ne biteceğini görür yani. Herkesin üstünden bir geçer kimse gık diyemez yani. Çünkü yani. Böyle bir oynarsın ki mecbur oynarsın yani. Anladın mı? Olabı yememek için oynarsın yani. Şimdi bak Ali Bey geldiğinde şöyle bir şey söyledi Bışar. Dedi ki biz dedi, geçmiş yönetimler gibi yapmayacağız dedi. Bizim farklı bir yönetim tarzımız var dedi. Biz işte kavgalara girmeyeceğiz. Teknik işine karışmayacağız. Soyunma odalarına inmeyeceğiz. Şudur budur falan böyle. Farklı bir yönetici başkan profili çizmeye çalıştı.
Fakat baba burası Türkiye ya. Tabii. Biz Norveç değiliz ki baba. Buranın bir realitesi arkadaşlar, var. Arkadaşlar kaybettik. Yine de hepinizi tebrik ediyorum. Hadi herkes evine dağılsın. Akşam yarın bomba gibi sizi bekliyorum. Böyle baba. Bir şey değil ki lan. Burası Türkiye lan. Lan burada bizim bir takımız var abi koyayım diye. Yani baba yani böyle bir takımız var. Herkesin ağzında olan bir takı var. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Yani elbette Norveç'te, Danimarka'da, İsveç'te, İsviçre'de böyle güzel güzel maçlar şey yapıyordur başkanlarla. O yüzden arasında şey vardır. Gırgır çabata vardır, diyalog vardır. Beraber maçtan, mağlup oldukları maçtan sonra gidip bir yerlerde bir şeyler içiyorlardır. Çay, kahve filan. Bunların hepsi olabilir. Evet, tamam mı? Tabii. Baba burada öyle bir şey yok ya. Yok abi. Burada var ya Bışar. Yerler adamı. Bışar adamı böyle var ya. Yerler. Adamı yerler. Tabii. Tamam mı? Onun için bize dişli başkan lazım. Dişi olacak başkanım. Böyle ben profesyonel yönetirim. Şöyle şuraya buraya bırakırım. Buraya buraya bırakırım. Biz mavi yakalıyız. Beyaz yakalıyız. Şöyleyiz. Burası Türkiye abi. Buranın kendine göre. Buranın kendine göre bir düzeni var. O düzenle götüreceksin burayı. Başka çaresi yok. Hele de Fenerbahçe eli maşalı başkan lazım abi. Ama Ali Koç eli de maşa değil de sanki biraz daha megafon almayı seviyor abi. Ya. Konuşurken falan. Ya şimdi o başkan devreye gireceği zamanlar vardır. Az yıldır bu konuda çok tecrübeli. İşler kötü giderken mesela maç önü maçtan sonra konuşmuyor. Maçtan önce konuşacaksın bunu. Orada masaya vuracaksın ki oyuncu anlayacak. Anladın mı? Yani maçtan sonra konuşsan ne olur? İşten geçmiş zaten. Veya devre arası bir şekilde gireceksin oraya. Çünkü niye? Senin hocan takım başında yok zaten bu maçta. Gir devre arası. Evet. Önde de olsan fark etmez. Evet, bak sen, orada. Seni çok iyi anlayacağım bir şey anlatayım sana. Şeyde mesela deplasmana gidiyoruz. Takımın oteline gidiyorum. Lobide bir tane futbolcu yok. Hepsi odasında. Başkan aşağıda aşağı inmiyorlar korkuna. Kimse istemiyor başkanın deplasmana gelmesini biliyor musun? Çünkü Allah'ım diyorlar cezasında gelmesin başkan deplasmana. Bu korkuyu salmış aşağı inemiyorlar diyorum sana ya. Başkan aman bir şey takar bir yani şey söyler diye. Mesela durup dururken zaten ne lan geçen hafta koşmadın falan diyebilir yani böyle bir adam anladın mı? Hep diri tutuyor. Hep diri tutuyor. Kimseyi rahat bırakmıyor. İşte lobide bir tane adam bulamazsın. Şimdi son dönemlerde buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Allah aşkına gidin bakayım ne oluyor şimdi kulüpte şeyde. Herkes rahat. Deplasmanlarda herkes lay lay lum ayakkabı üstü atmış çay kahvesini içiyor lobilerde şurada burada. Yani şimdi futbolcu psikolojisini düşünüyorum. Geliyor. Futbolcu psikolojisini düşünüyorum. Aynen Emre'nin dediği doğru ya. Ben şimdi böyle başkan geldiği zaman abi aşağı inemiyorsun. O maç hazırlanışın nasıl olur? Tekniği taktiği bırak. Hoca zaten veriyor. Daha abi yoğunlaşırsın. Full kafa tam olur. Fenerbahçe'de onu göremedin abi. Sen öndeyken biz kazanırız havasına girdiler. 10 kişi kaldın. Bir oldu hala maçı çevirme. Orada bile maça şey yapamadın hamle. Başında hocan yok. Herkes rahat. Tamam profesyonellik ama biz bazen diyoruz ya hep duygularımızla. Jesus bu duyguyu bilemiyor ki. Sayın Başkan Ali Koç da bunu bilmiyor. Yıllardır hiç ders almadı. O duyguyu bir türlü içine giremedi yani. Bazı şeylerin yeri geldiği zaman o tepkiyi koymanın, işte keskin hareketlerin. Onu yapamadın şimdi bu durumda. Bir de Fenerbahçe taraftan alkışlıyorum Beşiktaş maçıyla ilgili. Tebrik. Hepsini alkışladılar. Müthişti. Keşke Galatasaray'a da bunu yapsalardı. Galatasaray maçını da alkışlasalardı. Daha güzel olurdu. Ya ama belki son maç Ali Sami'ye de alkışlarlar. Şu var gelmeyecek abi. Şampiyonluğu. Gelmeyecek ki taraftar olmayacak. Yok belki futbolcular alkışlar diye. Borçlar alkışlar çıkışta o serenomide. Ya şu var abi. Güzel olur yani. Bugün Fenerbahçe taraftarı şunu net bir şekilde gördü bence bana kalırsa. Dedi ki kardeşim bizim sorunumuz futbolcular değil. Bizim sorunlarımız rakip değil. Galatasaray maçında hala bir umut vardı çünkü. Bugün dedi ki ya kral çıplak. Bugün Fenerbahçe taraftarı dedi ki Ali Koç çıplak. Bu kadar. Tabiri caizse dedi ki Ali Koç çıplak. Ya Vişar. Şimdi burada Okan atlıyor zıplıyor. Evet. Şöyle oldu böyle oldu falan filan yapıyor. Haberi yok garibim Galatasaray şampiyon yaptı. Evet. Tabii Galatasaray şampiyon yaptı. Onun farkında değil de. Hayır kendi haberi yok ya. O bir derbi galibiyeti. Tabii. Bir derbi galibiyeti kazandın tamam. Tamam mutlusun. Güzel bir şey derbi galibiyeti. Her zaman güzeldir. De keyifli bir galibiyet. Ha, güzel de bir galibiyet oldu. Tarihi de bir galibiyet oldu. Eyvallah. Ama Galatasaray şampiyon yaptım baba. Tavşanlı oldu. Haberi yok. Ama öbür türlü Beşik... Şimdi gidiyor baba. Semine. Arabada gidiyor. Ama şimdi öbür türlü de Fener'i şampiyon yapabilirdi. Ya bugün Beşiktaş şampiyon belirlemek için belki de maça oturdu. Hayır Beşiktaş ya bugün kaybetseydi. Beşiktaş Fenerbahçe bugün kazansaydı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Lig devam ediyordu. Her şey pırıl pırıldı. Fakat bugün... Ama ligde yalnızca Beşiktaş kopmuştu tamamen. Bugün Beşiktaş tabutun çivisini çaktı. Çaktı. Yani hatta Beşiktaş bugün Ali Koç'u göndermiş olabilir. Ya Ali Koç'u ben zaten... Niye ben maçtan önce birbirini yesinler dedim Beşiktaş. Doğru. Beşiktaş kazanınca işte ya, Galatasaray Samet, yaradı bu. Tabii 11'i getirmişsin eklerine Samet. Ya tabii Galatasaray yaradı abi. Galatasaray bugün
zor geçilen, işte acaba ne olacak, kaos, işte kavga var falan vesaire derken Adana Demirspor'u yendi. Ligin gidişatına bakıldığında, istikrara Galatasaray'ın bakıldığında Galatasaray buradan şampiyonluğu bırakmaz. Gözüken o. Evet. Ha, çok farklı şey olur, bir sürpriz olur, kötü şey. Futbolda bunlar var mı? Var. Ama şu an Beşiktaş'ın bugün kazanması, Galatasaray'ı şu şekilde rahatlattı fikstür olarak da, puan durumu olarak da Fenerbahçe'yi de bitirdi. Bitirdi. Bitirdi yok. Bitirdi. Ama yarışı bitirdi bugün ya. Yarışı bitirdi. Fenerbahçe asıl bitimi, beni alaklandan sonra Emre abiyi koy. Fenerbahçe asıl bitimi maçın başında mı yaptı Emre abi? Kadro çıktı an bitti zaten. Ya canım, ben zaten bu kadroyu gördüm, eyvah yazdım yani. Eyvah yazdım. Babacığım, benim başlayacağım şekil belli. Her zaman da söylüyorum. Atilla Salah'ı Serdar Aziz tandeme koyarım. Tamam mı? Evet. Sağ Osay Samuel. Sola Ferdi. Çünkü sen Alioski falan diyorsun, Osterwolde falan, adamlar sakat yani bu arada. Onlar Lincoln'de sakat. Orada başka seçenek olmadığı için onu kullanıyor. William Ara, William Ara diyorsun. Ne işi var William Ara'nın orada abi? İsmail çatır çatır top oynamıyor müthiş mu? Niye İsmail'i oynatmadın ya? Ha? Müthiş oynuyor. Müthiş de top oynardı abi. Hangi maç oynadı da kötü oynadı? Her oynadığında... Milli maçta kötü mü oynadı? Bravo abi, o her şey, her maçta, her oynadığında canını dişine takıyor. Neden onu şey oynatmıyorsun? Mert Hakan yandaş nereden çıktı kardeşim? Bilmiyorum. Hazırlık abi. Maçı o gol attı mı bilmiyorum, bu hafta? Hazırlık maçında gol mü attı? Çok kötüydü. Hadi şey Crespo'yu koy. Ya da dediğim gibi Bilyan Arao'yla orada beraber İsmail Yüksek'i koy. İkisini beraber koy. Hadi yine Arda Güler kalsın dersen. İkisi orada. Arda Güler kesinlikle orada kalacak. Pedro'nun yerine Rossi. Evet abi. Koy Rossi. Al yürü yürü maç kazan abi. Hiç uğraşma yani. Ya da Emre Mor'la başlasaydı daha mı iyi olurdu? Ben bu arada bugün bir haber aldım. Emre Mor normalde başımızda. Bugün bir haber aldım ben. Emre Mor oynayabilir falan dediler bana. Evet. Ne oldu bilmiyorum. İşte orada bir şey var. Bir de oyuna ilk hamleleri hiç yapmadı onu. En son onu aldı. Ona da bakacağım. Orada da bir problem var ha, ben sana söyleyeyim. Bir sıkıntı var yani. Ona da bakacağım. Yani iki hafta önce girmiş maçı çevirmiş orada. İnanılmaz oynamış. Yine çok iyi en son hamleyi onunla yapıyorsun. Bugün de çok iyi oynadı abi. Evet, orada zorladı. Şey var biliyorsun değil mi? Top sürerken şak diye bir anda şut atıyor adam. Böyle bir tuhaf adam. Rakip 10 kişi kalmış. Kenarlardan açık veriyorsun. Birebir de seni adam geçecek oyuncu lazım. Yani bunu bir Jesus göremiyorsa zaten bıraksın abi bu işi. Bırakacak zaten abi, de. Bak. Başka bir şey var orada diyorum. Bu adam zaten beyin olarak gitmiş, kafa olarak. Bir de bu şeye çok kızıyorum abi oyun içerisinde. Biz de yıllarca genç oyuncu, yıldız oyuncuları hep biz destekliyoruz. Destekleyeceğiz sonuna kadar. Ama bir de bu genç oyunculardan bir rol çalma olayı var. Bu Mert Hakan Yandaş gidiyor işte Arda'nın alnından öpüyor. Oradan onu bir şey yapıyor. Hep bir rol çalma. Şimdi gol bunlar, atsa, frikik gol olsa şey diyecek biliyor musun? Ben öptüm, gol oldu. Hep aynı şeyler. Ya sağın, sen iki türlü topunu oyna kardeşim. Bırak bu şovları ya. Bunu kimse yemiyor artık. Ondan diyorum Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci gider abi bu takımda. Oynayamaz. Bak iyi oyuncu da olabilirler. Yetenekleri var. Ama Fenerbahçe'de oynamak başka bir şey. Öyle basit değil. 5 maç varsınız, 1 maç yoksunuz. 5 maç bravo yoksunuz, 1 maç varsınız. Öyle bir istikrar mı olur? Ya sakatsınız, ya temponuz düşük. Bir gol atıyorsunuz, 4 hafta götürüyor. Bir hazırlık maçı oynuyorsun, hemen 11'desin. Bunlar hep ne biliyor musun? Dışarıda vıdı vıdı yapıp konuşmaktan kadroya giriyorlar. Görüntüyle, havayla. Evet, başkanı da öyle kandırıyorlar. Bravo. Biz bunu yıllarca oynadık. Size, bize sorsanız da. Sorun abi etrafımızdaki eski topçularınızı sorun Fenerbahçeli. Biz bunları yemeyiz. Adamlar nasıl oynadık inanamıyorlardır Fenerbahçe'de oynadıklarına. Az Yıldırım gelsin ikisini de yollar. Caner'le Gökhan Anyalı yollamadı mı? Yollar. Oynayamazsın abi böyle Fenerbahçe'de. 5 hafta yatacaksın sonra geleceksin 11'desin. Çıkacaksın hiçbir şey yapmayacaksın. Gençlere yalandan aslarım koçum. İki atlayıp ha 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 kiki. Sarı kart yalandan. Bunlar hep kandırmaca. Sen onu nasıl yapacaksın biliyor musun? Topla birlikte karışık adama gireceksin. Topu alacaksın. O zaman seyirciye oley oley diyeceksin. Tabii. Bırakacaksın sen o işleri. Onlar eski oyuncular topu bilenler adına yemiyorlar. Ama başkanı kandırmışlar. Sadece Jesus kandırmamış yani. Bazı oyuncular da kandırmış başkanı. Bazı başkan da TT olmuş. Normal abi. Olduğu yerden adam TT oluyor. Çünkü abi hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyor. Zaten süreci onu başkanlığa götürüyor. Efendim Samet? İlk 11'i alıyor. Hazır mı gönderdiğin fotoğraf? Sergen Yalçın'ı da hafta içi görüşeceklermiş eğer bu bilgi doğruysa. Yani senin öyle bir bilgin var abi. Sen Emre abi kimi getirirsin? Ben olsam İsmail Hoca'yı getiririm. Hazır Hoca söyle. Çünkü İsmail Hoca'ya bir borcu var Fenerbahçe Kulübü'nün. Peki bak, abi hiç göndermeseydin? İsmail Hoca'nın borcu yok artık. İsmail Hoca borcu ödedi. Geçen sene gel dedin geldi. Gitti. Abi törenle gönderdi, törenle getirsin o zaman. Adam törenle getirsin. Adam tek kelime etmedi vallahi billahi. Onun için İsmail Hoca'yı bir daha çağırsınlar. Desinler ki kardeşim önümüzdeki sene seninle beraberiz biz. İstediğin kadroyu kur. Zaten bu sene gitmiş. Bu sene nerede bitirsen bitir. İnan kaç maç kaldı? 9 mu kaldı? 9 kaldı herhalde. 9'da 9 yapar İsmail Hoca.
İnan yapar. Samet hazır mı? Abi bir saniye Samet. Hemen hazır tut sen. Penaltı pozisyonundaki VAR odasının bir görüntüsü var. Ekrana getiriyor sevgili Samet. Geyik mi yine ya? Hayır geyik değil. VAR odası görüntüsü var ekranda. Evet. VAR odasının görüntüsü. Tweet'i değiştirin ya. Penaltı pozisyonundaki VAR odası. Hakan ve İrfan Can. Evren abi. Penaltı. Tweet'i değiştirsin tweet'i. Tamam değiştirir abi. Kurban olurum. Mert Hakan ve İrfan Can Fenerbahçe'den olabilir. Tam değiştirirler abi. Ne oldu? Şurada çok güzel bir espri ne var? Vardı. Hiçbir şey yoktu. Boş ver. Espri ne var? Fenerbahçe penaltı var odası. Emre abinin, Evren abinin kameraya bir bakalım. O tweet'i silelim. Hatta ben sileyim abi. Sorun yok. Bir problem yok. Onu da benim güzel bir şekilde atsın onu. Mert Hakan ve şeyle ilgili olan tweet'i siliyorum. Evet. Yalnız bugün Twitter'da da anlık... Çok iyi oldu Twitter var ya. 5000 olduk Allah'ın izniyle. Twitter'ımıza 5000 kişi geçti. Evren abi. Peki ya. Şu var abi. İkinci pozisyonu için ne diyorsun? O görüntü var mı ikinci penaltı pozisyonu Samet? İkinci penaltı pozisyonu için keşke alsaydınız. Emre abi ona ne diyorsun? İkinci pozisyon bence penaltı ya. Wellington'ın pozisyonu. Evet. Değdi mi değmedi mi? Ben onu çok net olamadım. Bence, emin olamadım. Bence penaltı. Emre abi sen ne düşünüyorsun? Evren abi sen ne düşünüyorsun? Ya bilmiyorum. Sarı kartı verdi pozisyon o sayede. Sarı kart pozisyonu. Ama önüne aslında topun vücudun önüne koydu. Oradaki darbe tartışılır. Yani ayak orada, darbeden sanki. Abi şimdi ilk penaltıyı verdi ya. Bence evet. Orada etkilendi üstüne ikinciyi vermeyeyim diye. O tartışılır yani. Verse ama de verdi, verdi, verdi diyorum. O sayı demiyorum. Ha verdi. Wellington geldi arkadan. O sayı yanlış sarı kart gösterdi bu arada bence. Bence o penaltıydı. Ha. Yanlış sarı kart. Penaltı olmasa. Arda'nın pozisyonu mu diyorsun abi sen? Kim geldi orada? Pedro mu vardı abi? Wellington geldi. Valencia vardı. Kaleci baş başa kaldı. Wellington penaltı geldi. Penaltı o ya. Sen penaltı mı diyorsun? Penaltı arkadan abi. Daldı ya arkadan. Daldı penaltı o. Penaltı. Ben mesela ona emin olamadım abi. Penaltı ya. Penaltı. Yani zaten. Bilmiyorum. Kaleye kalmış 3 metre. Aslında atlamasak ben kaleciye çarpacak. Atlamasa kaleciyle çarpacak adam çarpışacak ya. Çarpacak ya da kaleci alacak elinden. Ya o kadar çok gitti ki. Valencia ne diyor biliyor musun? Koşarken inşallah arkadan bana atlar diyordur. Tabii. Tabii onu bekledi zaten o. Atılacak pozisyon diye artık o kadar yaklaştı ki. Topa vuracak, nefes alacak vakti kalmadı. Emre ayağını ayarlayamadı zaten. Yani. Ayaklarını da ayarlayamadı vurmak için. Ha. O kadar hızlı gitti ki oraya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi buyurun. Şampiyon olan takım, şampiyon olan takımlara bakalım. Fenerbahçe'de Galatasaray 5'te. Biz şampiyon olan takımı 26. haftaya gelmiş sayarız yıllardır. Fenerbahçe şampiyon olacak. Yani kadrosunu şu an baktın. Kadroyu sayamıyorsun abi 11'i net. Tabii ne her hafta abi, değişiyor. Her hafta değişiyor tabii bravo abi. O takım şampiyon olabilir mi abi? Mümkün değil abi. Bak Ali İstikrar olmaz. Yani 8-9'unu sayacaksın. Sayamıyorsun yani. Abi yok. Alioski vardı gitti. Ne olduğu belli değil. Osayi Samuel'i bir ara vardı. Kestin gittin gönderdin. Şimdi yeniden 11'i aldın. Ne olduğu belli değil. Ferdi'yi bir sağ bek yapıyorsun bir sol bek yapıyorsun. Ne olduğu belli değil. Crespo vardı. Crespo'yu aldın gönderdin. Zayt arada giriyordu. Bir şeyler oluyordu. O da gitti geldi. Ne olduğu belli değil. Crespo nerede? Yok abi Crespo kayboldu. Bir anda kayba gitti. Ön tarafta hadi tamam Pedro sakattı. Başuay vardı. O da sakatlandı. Joshua King ne oldu? Sakat o da sakat. Mı? O da sakat. Ama gelen gidiyor. Böyle bir şey yok abi. Bir de şunu böyle... Emre yarın bugün sorsun. Jesus gittikten sonra veya giderse. Bu takımdaki oyuncular niye bu kadar sakatlanıyor abi? Çok sakatlık oldu bu sene. Yani darbeye falan bir şey diyemem de. Adele sakatlığı varsa şurada veya başka darbe, bir şey varsa. Şurada darbe oldu ya. Ama şey nerede abi? Bir Perez diye bir oyuncu vardı. 4,5 milyon euro aldılar. Bruma. Marsilya'dan. Stoper. Sol ayakla. Yalan oldu. Gustavo. Juan Perez. Yok Gustavo Henrique değil. Sen Juan bak onu da hatırlamıyorsun bile. Biliyorum biliyorum o da sakat. Herif geçen sene Marsilya'da. Kim o diyor? Marsilya'da geçen sene 25 maç oynadı yani Fenerbahçe'ye gelmedi. Daha Fenerbahçe 2 maçta da oynadı. Evet. Bu adam bir sakatlandı abi o günden beri yok. Yok. Yası da yok gitti. Onu da şey aldırdı. Jesus aldırdı onu. Tabii bak. Luan Perez yok. Pedro normalde yok. Lincoln yok. Adam 4 aydır yok ya. Lincoln sakat o da sakat. Lincoln sakat bağları koptu. Abi herkes sakat. Bu da sezonu kapattı. Abi herkes sakat. Bu da normal değil. Ya bu kadar şanssızlık mı? Yoksa orada bir antrenman programı başka. Abi bu kadar darbeye bağlı sakatlık normal mi abi? Darbeye bağlı olabilir canım ya. Darbeye bir şey yapamazsın darbeye abi. Bir şey ama bir şey söyleyeceğim ya. Messi darbe almıyor mu bu dünyada? Almaz mı? Ronaldo almıyor mu? Ya ona bakarsan da Valencia dediler ki 4-6 hafta dediler adam bu hafta sahaya çıktı yani. İşte bak bravo nasıl? Bak nasıl beni destek? Demek ki kendine iyi bakarsan abi. Uykunu, fiziğini, sporunu iyi tutarsan. Herif o sopayla vurmuş olmaz abi herif. Maşallah var. Maşallah. Yani hiç adam sakat benim boyum daha. Ben benden 7-8 santim uzun olsun. Böyle çok uzun boylu değil yani. Zaten çok değil. Yani fiziği falan da mesela Abubakar'ı falan yan yana koy. Serdar Dursun'un yanında koy. Yarı boyunda oluyor evet. Neredeyse. Ama abi adam sakatlanıyor. Yaşı var ama çok atletik. Kendine çok iyi bakıyor. İşte demek ki mesele o ama Evren abi. İyi bakıyor. İyi yaşıyor demek ki Evren. Yani. Ama şunu da gördüm. Mesela kenardaki enerji çok önemli. Jesus'un yardımcısının enerjisi Jesus'tan daha iyiydi.
Değil mi? Evet. Abi daha hareketliydi adam. Benim şahsım. Bunu duyması da şimdi derler ki o kalsın. Kalsın. Zaten öyle olabilir büyük ihtimalle. Ya, ya abi bilmiyorum ben mi kötü niyetli düşünüyorum ya. Hiç oynamayan Mert Hakan'ı derbide niye deniyorsun? Göz göre göre devam eden kötü oyununda niye Pedro'yu sahada tutuyorsun? Mert Hakan'ı niye sahada tutuyorsun? Emre Mor oynayacaktı maçı çevirmişti niye? Şimdi haftaya Redmond 11 abi. Biliyorsun ki bak buraya yazıyorum. Redmond 11 hepimiz de biliyoruz. Emre Mor'u niye oynatmıyorsun ya? Bu Jesus bilerek yapıyor falan. Kulübede problem var abi kesinlikle. Problem olmasa bunlar olmaz. Var. %100. Bunu bilerek yapıyor olabilir mi? Ya bilerek yap. Abi niye kendi takımına böyle ihanet etsin? Niye hiç soruyorum ben abi? O ya zaman o şampiyon olamayacağını anladı. Yoksan da dersin ki kardeşim şampiyon yapayım böyle gideyim dersin. Ama yani. Ben Türkiye'de şampiyon olmuş olmamış. Abi o zaman şimdi bırak git. Bir şey söyleyeceğim. Bence de bırak. Bak lekeye 3 hafta önce bıraksaydın. Kara lekeye bak. Derbi kazanamadan Türkiye'den ayrılacak. Ayrılacak yani. Evet. Şu anda görünür o. Ha? Mümkün değil gibi. Şu an öyle gözüküyor. Zor. Derbi kazanma ihtimali. Bir tane derbi zaten bu hafta kovulursa öyle olacak yani. Galatasaray maçı var. Bir de Galatasaray maçı var. O zamana kalmaz ki zaten gider o. Abi büyük hoca, tecrübeli hoca dediğine evinde yediğin gol sayısı 7 ya. İki büyük takımdan evinde 7 gol yiyorsun. Evet. Ya. Abi bu korkunç bir olay ya. Rezalet. Büyük abi rezalet. Adam ciddi ego var, inat, ruh hastalığı var. Bunları hepsi yansıdı. Sahaya. O adam başarılı oldu. Evet ama ayrılırken de hep problemli ayrılmış takımlardan. Hep bir kavga gürültü var. Bir yani adam, inşallah bu hani ayrılırken bu kadar sıkıntı olmaz. Yok ya. Ya bir yıllık olsun. Kontratı var ama ya ne kadar sıkıntı olacak ya abi. Ya şimdi gönderirken sonuçta ödeyeceksin paranı. 7 milyon euro gitti de 7 milyon. 7 değil 8 öde gitsin. Kurtul. 10 öde ya sonuçta. Bak gerçekten kurtul. Fenerbahçe'de para çok. Çok değil abi mi abi? Abi ya para çok diye abi bu. Peki Evren abi Beşiktaş için ne düşünüyorsun? Arkadaş ne yazmış? Çok da güzel yazmış. Kadir Başaran. Diyor ki Jesus diyor büyük ihtimalle diyor Galatasaray maçından sonra şampiyon olamayacağını anladı diyor. Ha. Bir şey itiraf edeyim mi? Buyur abi sen ben de anladım bugün biliyor musun? Ya. Seni tebrik ediyorum abi. Galatasaray maçından sonra şampiyon olamayacağını. Sebebi ne abi peki yani neyi anladın? Yok nerede hissettin? Kalite farkını gördüm yani. Aa, helal olsun Emre Bey çok. Galatasaray'ın oyun anlamında mı? Evet. Futbolcu anlamında mı? Oyuncu kalitesi anlamında Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin çok üstünde olduğunu. Orada sırıttı yani. Zaten adam da anladı. Orada anladım ben dedim. Yok Jesus da anladı. Jesus da orada anlamış olabilir. Ama şu var abi aslında nerede fark yaratıyorsun biliyor musun? Bugün Fenerbahçe oyuna ilk hamlesi işte Zayis İrfan Can. Galatasaray'ın dün oyuna ilk hamlesi Zaniolo. Zaten bu çözmüyor mu abi her şeyi yani? Ama bir de oyuncudan performans almak var. İlk iki aya baktığında uçuyordu Fenerbahçe. Bütün oyuncu kim oynasa oynasın fark etmiyordu. Yani evlen, sonra ne oldu? Bizi biraz aldattı şöyle söyleyeyim sana. Erken açtı Fenerbahçe. Bravo. Erken de form tuttu. Ya dedik onu abi dedik. 10-12 maç erken fazla oynadı tuttu. Diğerlerinden. Tabii. 10-12 maç fazla oynadı. Erken form erken tuttu erkene düştü. Millet de tam hadi ha hazırlandım, ha oyuncularımı toparladım, ha yeni sistemi oluşturdum filan derken orada millete yerleştirdi abi. Ya Galatasaray 2. 3. haftaya kadar tamam. Icardi yoktu. Tamam. Icardi 5. 6. haftadan sonra falan dahil oldu abi. Yusuf Demir son dakika, Mata son dakika. Galatasaray takımın çoğunu son dakikalarda kurdu. Koran Büyükaslan demiş ki Ali Başkan ne para harcadın be? Galatasaray şampiyon demiş. Vallahi daha süper şey okuyacağım da okuyamıyorum. İnmiyor. Aziz Yıldırım'ın tombul parmaklarını özledim. Özledim. Teninin. Gelir mi abi? Bak abi bugün yani Galatasaray tabii futbol şey, şampiyonluğu yani perçinleniyor gibi. Yani gidiyor şampiyonluğa doğru gidiyor. Evet. Fenerbahçe'nin bu yarıştan bugün koptu. Psikolojik mentalamda bir daha toparlanamaz. Bu bir gerçek. Evet. Bunu herkes kabul ediyor. Şimdi ben yine bir tarihlerden gideyim. Evet abi lütfen. Bugün ayın kaçı? 2. 02.04.2023. Evet abi. Maçın sonucu kaç kaç? 2-4. 5-4. Bitti maç. 4-2 bitti. Evet. Yıl kaç? 2023. Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak? 23. Ooo. Bunu tweet atalım. Tekrar söylüyorum. Emre korkmaya başladı. Bugün ayın kaçı? 02.04.2023. 2023. Evet. Maç skoru kaç bitti? 2-4. Evet. 2-4. Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak? 2023 yılındayız. Evet. Bugün 4. ayın 2'si. Evet. Abi, onu diyoruz zaten. 2-4 bitti zaten maç. Bir de Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu. 2023 yılındayız. Orada Galatasaray şampiyonası 2023 yılında. Yani 23'ün şampiyonluğu oluyor. İnanılır gibi. Allah'ım abi. Sen ne büyüksün ya Rabbim ya Resulallah. Hakikaten Evren abiden matematik, beyin yakan matematik hesabı var. Hakikaten beyin yakan. Senin de vardı böyle beyin yakan şeyler. 17 vardı ya. 17 vardı. Atsın onu. Atın. Bunu muhakkak tweet atın. Bunu atın. Peki sevgili Evren abi. Bu akşam sen Dursun Özbek'sin. Erden Timur'sun. Ne düşünüyorsun? Yani sevinmişler de tabii Fenerbahçe'nin bu maçı derbiyi kaybetmesini. Ama iş bitmedi daha. Temkinli gidiyorlar. Ama çok büyük bir avantaj. Yavaş yavaş ellerini böyle hadi bakalım geliyor şampiyonluk. Seneye yeni planları işte.
Şampiyonlar Ligi'nde ne yapabiliriz? Yeni yapılanma, oyuncular gidecekler, gelecekler. Şu an düşünmezler ama 2-3 hafta sonra bu seri devam ederse yavaş yavaş artık onlar da zaten başından beri inanıyorlardı ama o seriden sonra şimdi daha da biraz daha bu konuda evet biz bu işi bitireceğiz. Ha. Bu iş bitecek sinyalini veriyor. Bir şey söyleyeyim şimdi sana. Buyur abi. Bu haftadan itibaren Beşiktaş'ın çok açıklamalarını görebilirsin. Evet. Şimdi Beşiktaş kazandı. İyice potaya girdi. Şu 5 puan alırsa şimdi onun hesabını yapmak yönetimde lazım. Yönetimde konuşulan da şöyle bir şey varmış Fenerbahçe yönetiminde. Herkese taktiği biz verdik. Devre arası açıklama yapan galip geliyor diye. Galatasaray önce geldi. Bugün de Beşiktaş aynısını yaptı. Galip aynen geldi. Demek ki işe yarıyormuş. Hakikaten devre arası şey yapan tweet atan herkes. Fenerbahçe bu işi biliyor demek ya. Galip geldi abi. Fenerbahçe işi bilse 8 yıldır şampiyon olurdu abi. Peki abi. Şimdi bak. Şimdi Galatasaray 63 diyoruz ya puana. Evet. Şeyin kaç? 52 Beşiktaş'ın. Hadi Fener'i evet çıkarttım aradan. Fener'in evet alacağı vereceği yok. Galatasaray gibi Fener'de. Evet abi. Şey Hatay'dan ve Gaziantep'ten alacağı vereceği yok. Evet. 6'şer 6'şer koydular onlar. Galatasaray'ın bir tane var Hatay. Ya sonuçta alacağını alacak. Evet. Son maçta alacağı vereceği hiç alacağı yok. Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın şu anda alacağı yok normal. Eski alacağım peşine düştü. Eski alacağım peşine düştü ya şimdi abi. Evet abi. Şu anda eski alacağını aldığı anda Beşiktaş oldu 57 sana. Evet abi. 5 puan aldı 57 oldu. 57-66 puan kaldı şeyle arasında. Galatasaray'la. Alacağını alırsa. Alacağını yok, Galatasaray'la düşmüyor mu ama? Ha? Yok eski puanları alırsa. Alırsa puanları. Onun peşinde değil mi? Onun peşinde. Yok bir dakika düşecek. Galatasaray'dan 6 düşecek. Evet. Galatasaray'dan 6 düştü. Galatasaray'dan 6 düşürecek. Fener'den düşürecek. Fener'den de 6 düşürecek. Lider olacak. Beşiktaş şampiyon oldu anasını satayım. Ya bak peşine o işlere girerler çok komik bak dış ya, olmaz, işlerden olmaz bir şey olmuyor. İşte örnekleri Fenerbahçe'de görüyorsun. Alalım, bu bu dıştan bu algıyla oyna bununla uğraşırsan olmuyor. Beşiktaş yine aynı hata yapıyor şu an. Bu hafta da onu yaparsa yine aman biz 5 puan ya, ne olacak Galatasaray'dan gitsin. Bak. Yine o algıyı yaparlarsa yanarlar. Öyle bir hayale kapılmasınlar. Hayal dünyasında yaşamasınlar. O şey, büyük bir hata olur. Bak Şenol Güneş'in hemen bir açıklaması olmuş. Yemin ederim sana. Aynı şehirden bir takım oynuyor diğeri oynamıyorsa ben bunu çöpe atarım. Hak etmediğimiz bir şeyi almak doğru değil. Başkasının da hak etmeden aldığı bir şey varsa bu da doğru değil. Takımlara bırakılacak bir karar değil demiş Şenol Hoca. Bu konu tam bu konunun üzerinde. Ha, şimdi bak hesap ortada. Şimdi 63'ten 6 düştü. Senden aldı 6 puanı. Evet abi. 57. 57 oldu. Fener'den de düştü. Evet abi. Fener'in kaç puanı var şu anda? 54. 54. 6 düş. 48. 48. Beşiktaş? 57 puanı da. 57. Fenerbahçe olduğu üçüncü Beşiktaş lider. Lider. Aynen öyle abi. Kötü mü? Ha? Kötü mü? İyi plan bence. Şimdi ben bu bizim haftadan sonra çok konuşulacak bu Evren. Evet. Ben sana söyleyeyim. Bizim formalar gibi herkes tuttuğunu alacak abi. Herkes tuttuğunu alacak. Formalar herkese tuttuğunu alacak abi. Abi. Baba hesap ortada. Olay karıştı şu anda. Aa. 57. Fener'i devre dışı bırakacaklar ha. 57. Galatasaray ikinci. Çünkü ben baktım o şeye. Averaj'a baktım. Fenerbahçe 48 üçüncü. İster misin Fenerbahçe şampiyonluktan koptu diye Galatasaray'da olmasın diye buna destek olsun? Ha, ya ben bilmiyorum istedik. Maç skoru 2-4 yazacaksın. 4-2 anlamazlar öyle. Tamam silip tekrar atalım. Maç skoru 2-4. 2-4 yap diyor anlasın. Arkadaşlar like atan, abone olan, yorum yazan bir kişiye tuttuğu takımın formasını veriyoruz. Evren abi de o yüzden dedi. Yani herkesin bunlar şimdi alacak. Şimdi dedik ya 4 kulüp bir yere ayrıldı. 7 kulüp bir yere ayrıldı. Sonra 7 taneden 2 tanesi buraya geçti falan dedik evet ya. Evet abi. Şimdi Fenerbahçe'de bu 7'nin arasına girmesin. Abi şunu diyorum. Yenecek diye bari onlara verelim. Galatasaray şampiyon olmadı. Bari Fenerbahçe olsun hadi. Hayır daha çok şans artıyor böyle. Öyle. Yok. Yani bir şey o zaman şöyle bir şey olur. Hem puan silme hem playoff'u Fenerbahçe kovalar. Playoff'u da ister bu sefer. Hayır, şimdi tekrar geriye dönecek. Playoff'u da isteyecek. Şöyle. Galatasaray ilgilendiren bir şey yok ya. Yok. Yok şu anda. Yani alacağı vereceği yok. Beşiktaş'tan da bir puan düşecekmiş abi. 5 koyduk zaten 6 değil. Yok öyle yanlış hesapladın diyorlar. Beşiktaş eksi 1 puanmış. Öyle bir şeyler diyorlar bilmiyorum. Yani, kıyamet gibi yazıyorlar şu anda. Yani nerede kim yazıyor? Valla grupta kıyamet yani, arkadaşlar hesap ortada. Hesap 57 Beşiktaş lider. Erdoğan Çağ. 57 Galatasaray 2. 48 Fenerbahçe 3. Böyle devam ediyor. Arkadaşlar adamlar. Erdoğan Çağ mesela katıl üyemiz. Katıl üyelerine çok özel içeriklerimiz var. Geliyor yakında. Hatta katıl üyelerini yavaş yavaş buraya stüdyoda konuk almayı planlıyoruz. Böyle çok özel hiçbir yerde olmayan görüntülerimizi vermeye. Mesela Emre Bol'un hiçbir yerde olmayan bir görüntüsü var elimde.
Katıl üyelerini açmayı düşünüyorum. Şaka yapıyorsun. Abi yok, yalan söyler miyim ben? Bana sormadan mı yapacağım bunu? Yok, sen onaylayacaksın. Sen zaten çekeceksin ha. Yani. O görüntüyü... Ha, hiçbir yerde olmayan bir görüntü mü istiyorsun? Evet yani? Abi. Ha, tamam. Arkadaşlar hiçbir yerde olmayan bir görüntümü katıl üyeleriyle bu hafta içerisinde paylaşacağım. Bayılacaksınız. Valla Beşiktaş, ben sana söyleyeyim, bugün kazandı. Emre'nin dediği doğru. Bu fırsatı kaçırmasın. Hemen şimdi peşine düşsün. 6-9 puan silsin Galatasaray'dan. Fener'den de 6 silip onun üstüne kulüplerle tek tek görüşsün gidip Ahmet Nurçebi. Evet abi. Oradan alıp direkt şampiyonluğunu alırlar. Direkt şampiyonluğunu yani alırlar. Öyle daha güzel olur. Daha şey olur. Ben sana bir söyleyeyim mi? İnan şu, eğer Beşiktaş bugün yenilseydi fazla ses çıkmazdı artık. Ya şimdi daha çok çıkar diyorsun. Şimdi daha çok çıkar. Ve sesi düştü de çıkar ama. Evren, senden altı sildiğin zaman beraber puan alıyorsun. Ha. İstemez mi adam bunu? Abi Samandıra'nın taraftarları varmış. Fener'e çıktı, bizi bari sokun diyecek. E tabii yani. İster yani. Samandıra'da taraftarlar varmış abi şu anda. İşte var. Bir tepki olur canım. Ama sen oradan canlı yayın yapsaydın. Keşke ama işte o kadar şeyimiz yani yok. Yani var ya ekibimizin hepsi burada abi. Böyle bu oturtturma herkesi. Doğru bir söylüyorsun. Biraz ya. Doğru söylüyorsun. Mesela Ümit şu anda burada boşa oturuyor abi. Efkarlanmış zaten. Yani biraz zaten, mutlu ama. Ha, mutlu. Biraz umutlu. Bak o tweet'i 2-4 yapsın. Şey, özelliği bu kalmıyor. Bu tweet'i 2-4 yapalım. Onu sen anlatana kadar onu, sen bence yazalım. Ben kendim yazsam. Ya güzel yazmış. Sadece 4-2 değil 2-4 yapacak. Çok güzel atmış tweet'i. 4-2 değil 2-4 yapalım. Ha. O uçacak o tweet. Ha. O tweet çok önemli. O tweet uçacak. Rakamlarla Galatasaray şampiyonluğu çıkıyor ortaya. Yani inanılmazsın Evren abi. Bu beyin yakan matematik hesapların inanılır gibi değil. Şimdi abi peki. Oğlum 9 nerede silinecek? 9 silinecek yazanlar var. 9 silinecek olur mu? 6 silinecek. Ama onu Evren abi söyledi ya, oradan şey yapıyorlar abi. Hani, ben atıyorum ya 9 siliyorum. Hani, üçte onlar için yani. Ali Koç şu anda TT'de ikinci sıra abi. Hiçbir ses gelmedi şu saate kadar. Arkadaşlar söyledik ya, açıklama yapmayacaklar bugün diye. Söyledi ya Emre. Peki bu normal mi abi? Ben bir Fenerbahçe yöneticiyle konuşup söyledim yani. Ha direkt o yönetici miydi tabii, o arkadaş? Tabii yöneticiydi. Yani peki bu normal mi abi? Ha Emre abi. Ne ya normal mi? Hiçbir açıklama yapmamaları. İşte senin dediğin gibi ya. Bak mesela. Koç ailesi taktiği bu. Evet abi. Biraz düşünüp üzerine. Bu akşam da bir toplantı yaparlar. Yarın başlama yaparlar bence. Çünkü taraftar susmaz artık. Dışarı bu taraftarı gördüm. Gerçekten çok öfkelilerdi. Yani uzun bir süreden sonra Fenerbahçe taraftan stadı terk ettiğini gördüm ya. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına ya? Yönetim istifa diye de bir aile bağırdılar. Tabii ki istifa tezahüratları bu şarjım. Engel olamayız yani, biz istifa tezahüratı nasıl engel olacaksın? Çıkardı adam. Demokratik hakkı. Demokratik hakkı değil yani. Başka bir şey yok. Evrencim yani bunlar. Demokratik hakkı. Olur, demokratik haktır abi. Sen buna engelleyecek halimiz yok. Volkan kardeşim selamlar. Emniyetten kardeşlerim, arkadaşlarım izliyormuş. Volkan kardeşime selamlar. Çok selamlar. Volkan'a selam yolluyorum. Abi yarın öğlen saatlerinde istifa edeceğiz. Beni çok seviyormuş. Allah razı olsun. Ben de onları çok seviyorum. Abi yarın öğlen saatlerinde istifa açıklaması yapacak diyorlar. Böyle bir haber okuyorum şu anda. Ne diyorsun? Vallahi Bışar, ben istifa edeceğini zannetmiyorum. Ne? Ali Bey'in. Ciddi mi diyorsun ya? Ama bir Jesus'u gönderebilir. Gönderebilir, o da belli değil. Tabii canım, belli olmaz abi, ne yapacağı. Yani bilmiyorum abi, senin söylediğin şey bana çok tuhaf geliyor şu anda ama ya. Ya Kerem Günay kardeşim, biz yanlış, ne hesabı yanlış yaptık anlatsana. Volkan Bulut bize. Kardeşim selamlar. Yani... bu dakikadan sonra da kimseye dönmüyorsan... Kimseye 5 puan falan eklemedik oğlum. Sallıyoruz ya. Şu anda zaten 54 puanda. Jesus'un açıklaması varmış. Ekrana getirebiliyor musun Samet? 2 numara. Video. Bugün Beşiktaşlılar kazanır. Çok Beşiktaşlı vardır bugün burada. Fenerbahçe yenilirse diye bir şey var. Jesus'un açıklamaları geliyor şimdi. Selçuk Kütük demiş ki, hazır olunca söyle Samet, bir sevgili istiyorum, sarı kadar asil, kırmızı kadar umut versin, sarı dediğimde kırmızı desin, gerisini koy gitsin demiş Selçuk Kütük. Onu da hazırlayalım hemen hızlıca. Evren abinin bugün maç görüntüsü de vardı, maçı izlerkenki görüntüsü, onu verebiliyor musun ekrana? Evren abi bugün inanılmazdı gerçekten maçı izlerken. Çok rahattım ya. Oldukça rahat ve keyifliydi. Var mı fotoğraf? Video var. Onu koysana. Video. Yayınlayabiliyoruz mu onu? Yayınlayabiliyoruz hemen. Ha. Tamam, bunu verebiliyor musun hemen Jesus'un açıklamasını? Jesus nerede açıklama yapmış, konuşamaz ki. Ne olsun var? Bir videolu açıklaması var abi. Ya yine geyik yap vallahi şimdi. Geyik yapıyorsun ya. Efendim, vallahi billahi sonunda ciddi ciddi konuşuyoruz. Daha gelmedi mi? Tamam, öbürü var mı? Evren abinin görüntüsü var mı? Onların ikisi de aynı anda gelecek diyor sevgili Samet.
Yok canım yani millet de çok şaka yapıyor abi. Böyle şeyler olmaz. Evren abi. Ne yapıyor? Millet de çok şaka yapıyor. Ya falan filan bakayım. Adam şey yazmış. Ali Koç Fenerbahçe'yi çağırdı yapacak. Fenerbahçe'nin 6. yıldızı için. Yani, 6 yıldız nereden çıktı ya? 5 tane direkt atladılar hani böyle hızlı. 5 yıldır yönetimde. İftar sonrası ya, keyif olarak yapın onu. 5 yıldır yönetimde ya. Yani. Onu bir yıldız sayacaklarmış. Ah Ali be ya. Sen bizi ne hallere düşürdün ya. Evren abinin ya. Maçı izleme görüntüsü geliyor. Bakalım bakalım. Maçını izledi. Hazır mı Samet? Abi bunu şeylere özel yap işte. Katıl üyelerine özel doğru göster. Doğru söylüyorsun. Ver. Bu seferlik verelim. Bu seferlik verelim. Bundan sonra hep özel görüntüler. Evren abinin çok özel görüntüleri gelecek bana. Geliyor. Bu ne ya? Ulan çocuk orada sallanıyor, arka taraf yanıyor. Yanıyor ya. Ukrayna galiba bu. Ya Rusya ya Ukrayna. Rusya olabilir mi? Bravo Samet, çok iyi bu. Evren abinin yok maçı ya, ben bu kadar da şey olamam. Ama çocuk ruhuyla. Sarıncağın direkleri sarı kırmızıydı. Vallahi sarı diğeri kırmızı. Ya benimkini koy. Sarı kırmızı ayakkabımı koy. Keyfimi onu koy. Onu alamamışlar herhalde. Diğeri hazır mı Samet? Onu da ver. Tamam. Jesus'un açıklamaları geliyor ekrana. Jesus'un açıklamaları. Verelim ekranı Samet. Jesus'un açıklamaları geliyor. Jorge Jesus'un. Tamam. Al. Sesli o sesli. Jesus'un açıklamalarını verelim. Bekliyoruz. Jesus'un açıklamaları. Hiçbir... Top yamuktu. Saha ıslaktı. Rüzgar çıktı. Taraftar yoktu. Top yamuktu. Saha ıslaktı. Rüzgar çıktı. Taraftar yoktu. Top. Jesus'tan bu tür açıklamalar bekliyoruz abi şu anda. Yapar mı öyle bir şey? Ya hakikaten. Ya gerçekten yani İnanılır güzel gibi bir yani. Gündü. Hani Fenerbahçe için kötü gündü Fenerbahçeliler için ama tuhaf yani futbol basit bir oyun abi, ama biz inanılmaz zorlaştırıyoruz. Yani gelen bravo. Adamları gözümüzde çok büyütüyoruz. Oyuncuları çok büyütüyoruz. Bravo abi. Ama ne yazık ki belli oyuncular, gelen oyuncular tam performansını burada bizim ülkemizde göstermiyorlar. Gösterdiklerini zaten fark yaratıyorlar. İnişler, çıkışlar. Tabii ki sakatlık olacak veya maçta kötü pasta vereceksin. Gol de kaçıracaksın. Bunlar olacak. Ama Fenerbahçe'nin oyun istikrarına baktığımızda rakiplerle oynadığı maçlarda ne yazık ki sınıfta kaldılar. Bunu ilk yarıda da gösterdi. İkinci yarı devam ediyor. Böyle bir durumda şampiyon olma şansın yok. Anladın mı? Ya o hayal. Abi, bugün de zaten netleşti. Şer bildiğinde hayır, hayır bildiğinde şer. İnan bana Fenerbahçe bu taraftara bugün şunu demesi lazım. Bu bir hayırlı mağlubiyet oldu. Eğer Fenerbahçe kendi yüklerinden, kendilerine zarar verenlerden kurtulursa başarı gelir. Nasıl? Abi Jesus, artık sana adam burada olmak istemiyor ya. Adam yani diyor ki ben burada olmak istemiyorum diyor. Sen tutuyorsun kal burada diyorsun. Ya gitmek istiyorum diyor. Mayıs diyor, sıcak diyor. Hayır diyor, kal. Brezilya'yı özledim diyor. Yemek daha ne yapabilirim bu adam yani. Ben sizi istemiyorum demek için hangi bir... Ya bak başka bir şey söyleyeyim. Lisan-ı hal derler ya. Evet. Jesus'un bugün Mert Hakan'ı 11'e koyup Pedro'ya müsaade etmesine bile bu bir lisan-ı haldir abi. Ben diyor Fenerbahçe'yi istemiyorum. Bu Fenerbahçe istemediğinin bir hali ruhiyetidir. Ali Başkan... Ya ben karışırım biliyor musun başkan olsam. Nasıl karışmayacak ki abi? Ne yapıyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun derdi? Böyle bir derbiye sen dalga mı geçiyorsun? Bizim aklımız da oynuyorsun. Ben karışırım, yüzde yüz karışırım. Yani. Şimdi yani göz var, nizam var, işte ne bileyim pozisyon var. Ya adam ayakta duramıyor, hazır diyorsun ki ya. Adam bir de Necip'i almak zorunda kaldı. Bak Tayyip sakatlandı. Wellington kırmızı kart yedi. Adam Necip almak zorunda. 1-0 öndesin. 1-0 öndesin. Bir de taraftarın 50 bin kişi inanmış garibim. Bu oruçta Ramazan'da soğukta gelmiş. Doldurmuş. Gümbür. Abi sen ne yapıyorsun? Bekliyorsun Pedro'ya. Mert Hakan bıdı bıdıyı kesecek de top oynayacak diye bekliyorsun. Abi yine bakma ben sana bir şey söyleyeyim. Tamam İrfan aldın da sahanın ilerinden de Arda. Arda'yı niye aldın? Arda'yı almaması lazım canım. Arda'yı niye aldın ya? İrfan'la Arda'yı belki beraber oynat da ortada bir şey üretir, bir şey yapar. Ya bu çocuk 18 yaşında kondisyona mu düştü? Nitekim yok, kondisyon olduğunu düşünmüyorum. Bak Şenol yani. Hoca. Vincent Aboubakar sonuca gidemese de bir şekilde pozisyon karıştırıyor ortada. Orada. Attı. Adam da attı. Sonunda attı abi. Çünkü yetenek. Bir yetenek. Pedro hakikaten ayakta duramıyor ya. Pedro bitmiş. Ayakta duramıyor. Sen bu adamı ısrarla tutuyorsun. Sonra da işte ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım falan. Bunlar işte kendine
kendin düşen ağlamaz diyorlar ya. Şimdi Ali Başkan da ağlamıyor. Ne diyordur biliyor musun şimdi? Ya Valencia işte karşı karşıya kaldı, atamadı. Bir tane atamadı biliyorsun. Evet. Diğer karşı karşıya kaldığında penaltı yaptırdı. Gitti penaltıyı da atamadı. Ben ne yapayım ya filan diyordu. Öyle mi diyordu? Başkana şimdi öyle anlatıyordu. Süper. O zaman peki Beşiktaş'ın baş başa atamadığı 3 tane ne olacak? Öyle anlatıyordur başkan. Abubakar da aynısını kaçırdı. Altay elinden almadı abi. Bu hocalarda böyle bir şey var Bışar. Bahane. Bak başkanlar acayip kandırmayı beceriyorlar biliyor musun? Hemen tabii. İstatistik çıkartıyor sana. Bak biz şöyle yapmışız, böyle iyi oynamışız, şu kadar ceza sahasına girdi. Girdin, sonuç kaybettin. Ama yani bana yani. Sonucu söyle baba sen. Bana yandan getirme yani. Şampiyonluk gitti. Ne anlatıyorsun sen bana abi? Ya bir şey söyleyeyim. Emre abi ya ikincilik giderse? Abi şu Altay'ın yerine de bir tane kaleci bulsunlar dönecek sana. Bu ne abi ya? Bak adam elindeki üçüncü kaleciyi çıkardı. Şampiyon olmadı, ikinciliğe yürüyor en azından. Neler çıkarttı ya bugün Mert? Tabii ya. Bugün Mert olmasa abi. Bak atanla tutan iyi olacak diyorsun. Evet, atan iyi tutan iyi bitti. Bu kadar işte bitti abi. Bak şurada şeyi kaçırdım bu hesaplamada. Niye abi? 0-2 bitti ya. Evet. 2023, 23. şampiyonluk 20. galibiyetini aldı Galatasaray bu hafta. 2023. 20-23. Gördün mü? Onu da hemen etkiledim üzerine. Bak. Abi bak bugünün özelliğini görüyorsun değil bugün, mi? Bugün bunu tweet atalım bak. Tarih 2 Nisan yani 02-04-2023. 20 ile 23'ü ayırın. Evet. Maç skoru 2-4 Kadıköy'de olduğu evet. için. Galatasaray'ın 20. galibiyeti bu sezon. Sezon sonu Galatasaray şampiyon olursa 23. şampiyonluğu. Rakamlarla Emre Atıran'ın... Bugün onun için çok önemli bir gündü. Yine tarihi bir güne geldik. Ve ben biliyorsun matematik konusunda biraz... Matematik konusunda hassasın onları abi. Hesaplıyorum. Gerçekten inanılmazsın. Mehmet Ünal Bakırcı demiş ki katıl üyemiz. Evren her şeyi boş vermiş yapıyorsunuz. Efendim abi? Bizim de matematiğe bedenci giriyor. Daha bir türlü hesabı yapamadım. Hay Allah. Getir. Olsun be. Getir, olsun. Getir. Sen mi çekeceksin abi? Çek. Ben çek, çekme. Çekilecek. Bugün Emre çekmesin ya. Şimdi arkadaşlar. Çok çekti abi. Kalsın bir. Bir iki dakika sonra çekelim tam. Like atan, abone olan, yorum yazan bir kişiye hep ne diyoruz? Tuttuğu takımın formasını vereceğiz. Yine sizlerin gözü önünde çekeceğiz ama bir 3-5 dakika daha buradayız. Çok sürpriz bir açıklamamız olacak. Bir bekleyin. Yayının sonuna kadar bir bekleyin. 4050 kişiyiz. Like atıp abone olup yorum yazın. Coşalım, coşturalım. Bu akşam gerçekten hep ne diyoruz? BTV, Sözde Futbol artık spor medyasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu akşam da bunun canlı kanıtıydı değil mi? Botsuz, evet. Organik, anlık altı muhteşemdi. Bir kulüp. Yani bütün izleyicilere teşekkür ediyoruz. Vallahi helal olsun. İnanılmaz. Allah razı olsun. Like'lar, takipler muhteşemdi. İnanılmaz. Süper chatler inanılmaz. Arkadaşlar ama bizim sizden isteğimiz hep ne? Ya gelin hep beraber abone olalım. Gelin hep beraber abone olalım. Geliyorsun abone olmuyorsun. Böyle abi abone olalım. Yani. Abone olun. Kesin like yapın. Bu kanal büyüsün. %70-60'a düşürdük bu arada. İzleyenlerimizin %70'i abone değildi. O %60'a düştü abi. Tamam bugün de %50'ye düşüyorum. 40'a düşürelim. Niye düşmüyorlar abi? Allah'ın izniyle. Arkadaşlar hadi lütfen rica ediyorum. Ya abone olun ya. Bak biz de bu tezgahta yürüsün ki burada biz de gelip gidelim yani arkadaşlar. Bravo. Yapmayın etmeyin. Bakın hadi. Arkadaşlar geçen hadi hafta bakalım. Tam geçen hafta bu hafta dün ben bedeni olanlara 4 tane forma aldık burada. Şimdi bu hafta da 3 tane daha alıyoruz Allah'ın izniyle. Takır takır şakır şakır formalarınız geliyor bizden. Biz öyle botçulara, hackerlara para vermiyoruz. Doğrudan vatandaşımıza, halkımıza, kardeşlerimize formalarını veriyoruz. Bir de Bışar bir şey söyleyeceğim. Sonra bu deprem bölgesinde zorda olan insanlarımız var. Devamlı yazıyorlar. Evet. Onlara da Allah yardımcı olsun. Biz de inşallah bu sadece bitmiyor. Tabii yok. O kısa dönemde belki gidemedik ama bundan sonraki dönemlerde gidip biz de gene de şimdi başlıyor asıl bugün. Olay. Tabii. Bu yıl, bu iki yıl bu çok önemli oradaki şehirler. Onlara da herkese selam olsun. Asıl bugün olmak lazım. Hep yani. Beraber evet. Evlere onları da toparlayacağız. Çekilişini yapıyoruz. Dünün çekilişini yapıyoruz. Evet. Gel Yusuf. Gel sevgili Yusuf. Biraz sanki bir odak sorunu mu var? Evet. Tam netleştir abi. Dünün çekilişi geliyor. Basıyorum. Bastım. Evet. Like attı. Abone oldu. Yorum yazdı. Bastım. Bütün şartları yerine getirdi. Kazanan talihimiz 3 saniye içerisinde belli oluyor. Evet. O kişi İsmail. Özür dilerim. İslam Zevki. İslam Zevki en büyük Galatasaray diğerleri ağlasın yorumuyla almış. Galatasaray'a mı gitti? Evet. Helal olsun kardeşim be. Erdemçe. Emre Bey. Emre Bol futbolu çok anlayan yorumcu olarak yorum yapsa Fener taraftarı olarak demiş. Bir Fenerli'ye çıkmış. Ne demiş ama sen onu okuyamadın mı? Saçmalamış yoksa? O. Saçmalamış biraz diyor ama Fenerli. Evet. Fenerli olduğu belli. Fenerlilere futbol anlasın demiş abi. Ha. Yani yorumu kötü ama kendi güzel bir kardeşimiz diye. Sizleri seviyoruz. Şöyle bir şey yapalım.
Keşke bugün bir tane Beşiktaş diye gitseydi ya. Vallahi dün de dün gitti. Hadi o da şey yaptı Beşiktaş'a abi. Beşiktaş'a mı gitti? Demirali Beşiktaş'tı abi. O da yedek tarihi diye verdi. Arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Ben bu akşam sahura kalkmayacağım. Yiyeceğimiz yedik zaten. daha ne yiyesin abi? Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Gerçekten. Bu arada abi şunu da söyleyeyim bu arada abi. Bak mesela gönderdiğin Berisha 19 maç 9 gol 4 abi Berisha'yı Augsburg ödüyormuş yine. Satın alma opsiyonunu. Augsburg 4 milyon. Evet Fenerbahçe ödüyormuş. Şey olmuş bu arada Transfermarkt'ta 12 milyona çıkmış şeyi. Çıktı da 4,5 herif. Abi 4,5. Bir dakika koş sana. Bir 2-3 dakika daha devam edeceğiz. Var mı da? Aynen 2-3 dakika daha devam edip bırakacağız. Bir şey mi olur? Ha hafta içi onu bir konuşalım abi. Galatasaray Başakşehir maçı ne olur? Kupa maçı. Kupa maçı abi. İnşallah kazanır Galatasaray. Her yerde kazanıyor. Yine bir farklı skor bekliyor musun? Yok yani kupa maçları tek maç bu herhalde benim bildiğim. Değil mi? Tek maç. Tek abi. Maç üzerinden oluyor. Tek döndü. Evet. Onun için bu maçı oynamak bu maçın havası başka. Galatasaray da bu kupayı en çok kazanan takım. Ama dediğim gibi Başakşehir de şimdi ilk maçta lig maçında kaybettiği için Emre Hoca bir şekilde kupaya da hazırlanıyor onlar. Çünkü ligde artık şampiyonlukları zor. Ama Galatasaray yine bu turu da geçecektir inanıyorum. Çünkü her kulvarda bu çeyrek sezon ilerleyecek. Çeyrek mi bu? Çeyrek herhalde. Çeyrek final. Fenerbahçe oynamıyor değil mi abi? Oynuyor Perşembe. Kayseri ile oynuyor. İçeride. Fenerbahçe ne yapar abi sence? Yani Fenerbahçe'nin artık bu saatten sonra ne yapacağı belli olmaz Bişar. Kupaya konsantre olsa iyi olmaz mı? Abi ben seni de geçen dün sorsaydım bana. Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye Kupası demedim mi? Atmadık mı tabii? Dedin. Aynen. İnanmıyor bana Fenerbahçe'den. Olması gereken gerçek. Bana kızıyorsunuz. Bana dün söyleseydin. Biz gerçekçiyiz. Derdim ki Fener Kayseri'yi yener ama bugün sordun ne yapacağı belli olmaz diyorum. Bak ya bu hafta karışık geçecek Fenerbahçe. Ortalık çok karışık. Karışık geçecek. Bu açısından içeride oynuyoruz. Emre Belezoğlu'nun açıklaması mı var? Onu ya, bir saniye. Emre Belezoğlu'nun Galatasaray maçıyla ilgili bir açıklaması var abi. Geliyor ekrana. Geliyor değil mi Samet? Beni elin lan! Buradan filan mı? Bunu görüyorum ben sağda solda. Abi Yok. Bu şey abi Ali Biçim bir eski bir talk showcu. Ha. Komik bir insan. Aynı zamanda müthiş bir YouTuber. Onun şeyi yani abi, ondan aldığı bir şey. Bazen görüyorum bu çocuğu sağda solda. Başarılı bir arkadaşımız. Genç valla yeni neslin. Valla bir şey hayatta da böyledir. Bak bireysel de takım olarak bir hedef belirleyeceksin abi. Gerçekçi hedefin ne? Ben dedim Fenerbahçe hedef Türkiye mesela Kupası. Mesela bizim gerçekçi hedefimiz ne? Herkesi geçip bir numara bir numara olmuyor. Allah'ın izniyle. abi şimdi bak. Jesus da bunu Ocak ayında hedefim Türkiye Kupası deseydi belki alırdı. Belki abi geçerdi. Gırgırı şamatayı bırak. Bu sezon geldik. Bu YouTube işine girdik. Abi anlık bugün 6900 ya. Maşallah. Daha da dün bir bugün iki yani. Seneye Allah, düşün. Allah anlık 69.000'i görürsün. Bilal Allah, kardeşim selamlar Bilal. Abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Bilal küçük kardeşim başarılar. Hepinizi çok seviyoruz. Seni seviyorum. Kesinlikle öyle. Hayırlı Ramazanlar. Furkan Kürekçi çok teşekkürler. Arkadaşlar öpüyorum sizleri. Müthiş bir yayındı. Harika bir haftaydı. Yarın bu kardeşiniz Belçika'da inşallah bir aksilik çıkmaz. Hafta içi Belçika ve Hollanda bir yapıp geleceğim. Seferiyiz yani. Volkan Bulut kardeşim tekrar selamlar. Seferiyiz. Gece saat 4.30'da sahurda futbol var. Sizleri bekliyorum. BTV'de canlı yayınlar bitmiyor. Oğlum sabah geçen uçağın var senin. İşi olmaz abi ya. Bu vatandaşı, bu halk kardeşleri. Ya abi uçağı olsun. Kullanacak hali yok ben ya. Ben böyle bir şey yapamadım. Allah'a emanet. Hadi eyvallah kapat. Öpüldünüz hoşçakalın.